Gördüğüm kadarıyla 13.59 o 14'te oturumumuzu başlatacağız değerli arkadaşlar. Saniyeler ilerliyor. Değerli katılımcılar, sevgili arkadaşlar, Göç'ün 60. yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe öğretimi konulu 7. Türkiye Araştırmaları Sempozyumu'nun 18 Haziran Cuma günü öğleden sonraki oturumunu açıyorum. Bu oturumun başlığı Dörfer'e adanmış vaziyette. Şimdi Dörfer'le ilgili diğer oturumlarda katılımcı arkadaşlar, oturum başkanı arkadaşlar bir iki kelime laf ettiler. Tabii Dörfer'i arifi tarif gerekmez ama yine de yad etmekte fayda var. Toprağı bol olsun. 40'lı yıllarda, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra akademik hayatına başlıyor. Klasik diller öğreniyor. Sonra işte merakı Doğu dilleri, daha doğrusu Moğolca ve işte Farsça ve buna bağlı olarak da Türkçe konusunda çalışmalar yapıyor. Bizim açımızdan tabii bu işte yeni Farsça'da Moğolca ve Türkçe elementler ya da unsurlar çalışması çok büyük bir veri sağlamış olduğu için herkesin hatırında bulunan bir çalışma. Diğer taraftan da yine Türkçenin ve Moğolcanın varyantları ve değişik dönemlerdeki ve değişik coğrafyalardaki kullanım biçimlerine dair yine önemli çalışmaları var. Kendisi 2003 yılında galiba, evet, notlarıma göre bakıyorum, 2003 yılının Aralık ayında vefat ediyor. Hocası Menges, tabii önemli bir şahsiyet. Kendisiyle ilgili işte Marcel Hoca'nın ve Semih Hoca'nın işte zannımca bir iki vefayat türünde yazıları var bazı yerlerde. En azından Semih Hoca'nın böyle bir çalışması olduğunu biliyorum. Onun için bu Almanya Türkolojisinin önemli şahsiyetlerinden birisi olarak hem yaptıklarıyla hem de hatıralardaki adıyla yaşamaya devam edecek. Yeniden söyleyelim, toprağı bol olsun. Önemli işler yapmış bir Türkolog olarak hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Değerli katılımcılar, bu oturumun ilk konuşmacısı sevgili Ahmet Ünalan Hocam, Profesör Doktor. Kendisi bir karışıklık olmasın diye tekrar bakıyorum. Almanya ve Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde Türkçe öğretiminin ya da öğreniminin 50. yılında Türkçe derslerinin gelişimi ve durumu başlıklı bir sunum yapacak. Almanya'daki Türkçe öğretimi konusunda zaten çalışmalar bulunan bir hocamız. Önemli şeyler söyleyeceğini biz biliyoruz. Onun için ben fazla uzatmadan hemen sözü kendisine veriyorum. Buyurun Ahmet Hocam. Sayın hocam çok teşekkür ederim. Hepinizi selamlıyorum, değerli hocalarımı, katılımcıları. Çok önemsediğim bir toplantı. Ben bir gün öncesi yine ekibimiz tarafından özür diledim. Rahatsızlığımdan dolayı katılamayacağımı belirttim ama özellikle katılmak istedim. Çünkü çok işaret ettiğiniz, olduğunuz gibi çok önemli bir konu. Göçün 60. yılında Avrupa'daki Türk varlığının, Avrupa'daki Türkçe varlığı bütün Türkiye toplumu için, bütün Türkler için çok önemli. Türkiye için çok önemli ama Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yerleşmiş, örgütlenmiş, Avrupa'nın çeşitli ulusal kimlikleri içinde yer edinmiş, yer edinmeye çalışan, üçüncü, dördüncü nesilde göç jenerasyonunda farklı bir kimlik içinde gelişmeye çalışan, bu kimliklere intibak eden Türkler için de oldukça önemli bir süreç. Benim işte Yunus hocamın biraz evvel işaret etmiş olduğu gibi konum Almanya'da Türkçe eğitim ama özelde de daha özelde Kuzey Rhein-Westfalia'da Türkçe eğitim. Neden Kuzey Rhein-Westfalia diyeceksiniz? Benim yani araştırma saham orayla alakalı, görev aldığım saha orayla alakalı. Bilenler vardır mutlaka. Kuzey Rhein-Westfalia Eğitim Bakanlığı'nda müşavirliğim, danışmanlığım var. Onun haricinde de üniversitedeki çalışmalarımda her ne kadar Türkçe ağırlıklı olmasa da siyaset bilimciyim.
daha ziyade göç politikalarının, dil politikalarının siyasal ve sosyolojik yansımaları boyutuyla ilgili. Şu anda da Almanya'da, Türkiye'de de benzerdir. Aşırı bir sıcak var, o yüzden teklemelerim, o yüzden ne diyeyim, yavaş konuşmam, kekelemem vesaire, hem rahatsızlığıma hem de bu olağanüstü duruma borçlu olduğunuzu bilmenizde fayda olduğunu beyan ediyor. Baştan da özrümü kabul etmenizi rica ediyorum. Size ekranımı paylaşacağım. Küçük bir PowerPoint sunumu, 20 dakikaya aşmamaya özen göstereceğim. Bu çerçevede de grafikler daha ziyade konuşacak. Onu birlikte tartışalım istiyorum. Çok bazı hususlar açık, iddiaya açık, tartışmaya açık mutlaka. Farklı görüşlerimiz de olabilir. Bu eşyanın tabiatına aykırı değil. Benim üzerinde duracağım bir diğer hususta sunumum Alman dinleyicilerine dönük. Alman siyasetinde, Alman bürokrasisinde, eğitim bürokrasisinde yer alan insanlara dönük olduğu için belki sizin için çok basit gelen, sizin için çok ya bunu söylemekte ne fayda var? Bu bir hani bunu vurgulamakta ne fayda var diyeceğiniz hususlar olabilir. Bu diğer bir perspektif, yani diğer Avrupa merkezli bir bakış açısından hiç de öyle kolay kabul edilebilen şeyler değil. Tam da bu toplumsal kırılma hatlarının işaret ettiği alana geldiği için o noktada da anlayışınızı bekliyorum. Keza öyle olduğu için de sunumun bazı grafikler, göndermeler Almanca. Dolayısıyla sizin de hem Almanca'ya hem Türkçe'ye hakim olduğunuzu veya en azından o olmasa bile grafikler çok basit olduğu için grafiklerden yola çıkarak yorumunuzu yapabileceğinizi düşünüyorum. Müsaadenizle ben ekranı paylaşmak istiyorum. Şu anda ne görüyorsunuz onu bilmiyorum. Mikail Bey bana yardımcı olursanız. Şu anda sunum mu gözüküyor? Şu anda sunum görünüyor, evet. Sunum gözüküyor hocam, evet. Şu anda sunum mudur? Doğrudur hocam, şu anda net görüyoruz. Tamam. Ben sizi görmüyorum ama bu önemli değil şu aşamada. Konum içeriği şu şekilde düşündüm. Dört maddede çok kısaca Almanya'da etnodemografik ve sosyodemografik değişim sürecini anlatacağım. Bu son 60 yıl Türk göçüyle alakalı ama diğer göç süreçleriyle de alakalı olarak. Ardından çok kültürlülüğe ve çok dilliliğe yönelik siyasal ve toplumsal refleksleri, tepkileri dillendirmek istiyorum sizinle birlikte, değerlendirmek istiyorum. Ardından bununla irtibatlı olarak Türkçe derslerinin konumunu konu etmek istiyorum, tartışmaya açmak istiyorum. Son olarak da bütün bu göç sürecinin, dil politikalarının, Almanya'nın kimlik politikası içinde Türklerin eğitim sorunları, velilerin beklentileri, tıkanma noktaları, Türkçenin bu konudaki çıkmazları veya hedefleri ne olabilir? O noktada bir tartışmaya girmek isterim sizinle. Bir, öncelikle Almanya son 60 yılda, 70 yılda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarihinde hiç görmediği kadar bir değişim sürecinin içinde. Almanya etnodemografik olarak, sosyodemografik olarak muazzam bir değişim içinde. Almanya hiç olmadığı kadar çok kültürlü ve şu anda açık bir ülke. Yani Alman nüfusunun şu an için yaklaşık beşte birinin göç geçmişi bulunmakta. Bunlar yarısı, yaklaşık %10'u klasik göç ülkelerinden gelen insanlar. Türkiye'de buna dahil. Türkiye'de malumunuz biliyorsunuz 1961'den beri bir işçi alımı anlaşması var Türkiye'de ve bu süreç zarfında da Türkiye'den insanlar Almanya'ya geldiler. Keza daha evvel İtalya'dan, İspanya'dan, Yunanistan'dan, Türkiye'den çok sonra Yugoslavya'dan, eski Yugoslavya'dan, Tunus'tan ve Fas'tan. Ve ondan sonra çeşitli siyasal kriz bölgelerinden insanlar göç yoluyla, iltica yoluyla, evlilik yoluyla Almanya'ya geldiler. Ama bu Alman toplumunun şu anda 80 milyonun, 82 milyonun %10'unu hemen hemen teşkil ediyor. Bir %10 da yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra göç etmiş olan, Alman olan, Alman orijinli olan fakat Rusya'dan, Polonya'dan, Romanya'dan, geçmişte Alman komünitelerin olduğu, etno coğrafyasının olduğu, etnik azınlıkların olduğu bölgelerden Alman kimliğini ispatlarından dolayı özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda
insanlar göçekte. Öyle veya böyle göç geçmiş olan Alman toplumunda şu anda 1/5 nüfusunu teşkil eden bir nüfus var. Bu genç nüfusta, 30 yaş altı nüfusta bu oran çok daha büyük, 1/3 oranında. Hele hele şu anda okula yeni kaydedilmiş olan çocuklarda bu oran yarıdan fazla. Yani çocukların şu anda Almanya genelinde ve özellikle Kuzey Rhein-Westfalia'da okula kaydolan çocukların, birinci sınıfa başlayan çocukların yarısından fazlasının öyle veya böyle bir göç hikayesi var. Ama velisinin bir tanesi, ama büyük babasının, büyük annesinin bir tanesi mutlaka ya başka bir ülkeden, ya başka bir kültür bütününden, ya başka bir dil grubundan gelmekte ve Almanya'yı dediğim gibi tarihinde hiç olmadığı kadar çeşitlendirmekte, kültürel olarak çeşitlendirmekte bu olumlu bir özellik. Bu grupların içinde en büyük etnik azınlık, en büyük ulusal topluluk Türkler, onu kendiler içine aldım, Türkiye'den gelenler yaklaşık Almanya'da 3 milyon kadar çeşitli tabii ki etnik gruplara mensup olmakla birlikte ama Türkiye kökenli insan var. Biz bunları ben bir ayrıma, alt etnik gruplarda bir ayrıma gitmiyorum. Kısacası Türkler diyorum. 3 milyonun üzerinde ama Türk uyruğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı yaklaşık yarısı, bir yarısı da Alman vatandaşı olmak üzere yaklaşık 3 milyonluk bir kitle var. Şimdi diyeceksiniz neden böyle bir giriş yaptınız? Neden böyle bir geniş giriş yapıyorsunuz? Çünkü Almanya'nın ve Avrupa'nın göçe ihtiyacı var. Çok kültürlülüğe ihtiyacı var. Çok kültürlülük Avrupa nüfusunu, Avrupa ekonomisini, Avrupa entelektüel dünyasını canlandırmakta. Bu bir canlılık katmakta. Ama özür dilerim. Bununla birlikte de sadece entelektüel, kültürel çeşitlilik değil, aynı zamanda Almanya'nın da refah düzeyini koruyabilmesi için, malumunuz biliyorsunuz Almanya hem Avrupa'nın ekonomik olarak lokomotifi ama dünya ölçeğinde de en büyük ekonomilerinden bir tanesi, hala istikrarlı ekonomilerinden bir tanesi. Bu noktada da eğitim altyapısının, sanayi altyapısının muazzam bir katkısı var. Fakat bunun böyle kalabilmesi için, Almanya kendi refah düzeyini koruyabilmesi için mutlak surette nüfusunu da koruyabilmesi lazım. Karşınızda Almanca olarak gördüğünüz projeksiyonlarda 2010-2060 projeksiyonları var. Nedir o? Almanya şu anda Fransa'ya, Britanya'ya, İtalya'ya ve İspanya'ya göre, yani diğer Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerine göre göç olarak daha fazla, daha büyük konumda, daha fazla nüfusu var. Ama 2060'da on migrasyon, yani göçsüz şekilde bu şu andan itibaren göç olmasa veya 2010'lu yıllardan itibaren göç olmamış olsa ki projeksiyonda Alman nüfusu ciddi manada küçülüyor. Sadece stagne olmuyor, sadece yerinde saymıyor, ciddi manada küçülüyor. Hayır, nüfus senede 500 binin üzerinde göç olsa dahi nüfusunu diğer komşu Avrupa ülkelerine göre, özellikle Fransa'ya göre göç ve aile politikaların daha aktif olduğu, kişi başına ve aile başına çocuk sayısının daha fazla olduğu Fransa'ya göre Almanya'nın belirgin bir dezavantajı var. Bu 70'li yıllardan sonra gelişen bir ihmal politikasının sonucu. Şu anda özellikle büyük şehir ortamında aile yapıları son derece heterojen, son derece çeşitli. Aile başına düşen çocuk oranı veya kişi başına düşen çocuk oranı, kadın başına düşen çocuk oranı son derece düşük. Bu göç topluluklarında da zaman içinde yerli Almanlara benzeyen bir sürece doğru ilerliyor. Demek ki bu bir aile politikasının, göç politikasının uzun vadeli negatif sonuçları. Ama işin özeti şu, bu grafikte dillendirmeye çalışacağım işin özeti şu. Almanya'nın göçe ihtiyacı var. Kendi güvenliği için, kendi refah düzeyi için, kendi kimliği için, kendi ekonomisini ve kültürel yapısını canlı tutmak için kalifiye, yönlendirilmiş, kontrol edilebilir, yönlendirilebilir bir göç politikasına ihtiyacı var. Almanya bunu yapıyor mu? Evet yapıyor. 2010'lu yıllardan sonra ciddi manada göç dalgaları oldu. Hatırlıyorsunuz 2015'te son olarak Suriye'den göçte. Almanya Türkiye ile birlikte en fazla göç alan ülkelerin başında gelmekte. Türkiye açık ara, Ürdün gibi ülkeler, Suriye komşu ülkeler açık ara en fazla göç alan ülkeler. Ama kalifiye göçü olarak baktığınız vakit Almanya'da gelen, Almanya'ya gelen özellikle ve İsveç'e gelen Suriyeliler söz gelimi
çok daha eğitimli, Türkiye'ye kıyasla çok daha eğitimli olduğu ve Almanya orta vadede hem ekonomisine hem entelektüel dünyasına katkı yapabilecekleri görülebiliyor. Almanya'da çok kültürlülük dedik. Çok kültürlülüğü esas aldık ve şu tabloda da bakabileceğimiz husus şu, görebileceğimiz husus şu. Devlet Hocam çok özür diliyorum. Slaytlar ilerlemiyor ama ikinci slaytta biz görüyoruz şu anda sadece. ilerledi mi şu anda? Yok hocam ilerlemiyor bizim O ekranımızda. zaman ben özür dilerim. Bir sefer durdurup tekrar almak durumundayım, değil mi? Özür diliyorum, bu teknoloji bazen. Tekrar alayım mı? Tabii ki buyurun hocam. Özür diliyorum. Şu anda ne görüyorsunuz onu bilmiyorum. Henüz bir şey gelmedi. Nedir şu anda gördüğünüz renkli bir grafik mi? Yok, paylaşım henüz başlamadı. Ekran paylaşımını tekrar yapmamız Tekrar lazım. başlatacağım. Ekran paylaşımını, pardon. Bu işte en korktuğum, telaşlandığım kısım bu. Özrümü beyan ediyorum. Şimdi nasılız? Şu anda grafik görünüyor. Altıncı slayttayız. Grafik Altıncı görünüyor. slide'de. Şurayla başlayalım. Mümkün mü? Tabii ki bilindir. Siz izliyorsunuz ve görüyorsunuz şu anda. Evet, izlenebiliyor. Tamam. Hareketli. Yani turunculu, kırmızılı grafik, değil mi? Evet. Was zu Hause gesprochen wird. Statista'dan. Evet. Yani çok kültürlülük demiştik hocam. Almanya'da çeşitli ailelerde ki dil kullanım oranlarını gösteriyor. Açıkçası bunu çok fazla üzerinde durmayacağım. Önemli olan burada Almanca'nın yanı sıra hangi diller, hane başı hangi diller konuşuluyor? Yani Almanca mı veya yabancı nüfustan bir dil mi konuşuluyor? Tabii ki Almanya'da kalım süreci, Almanya'da oturum süreci arttığı müddetçe Almanca daha egemen oluyor. Ama bu grafiklerin bütününde izleyeceğiniz üzere başta en birinci grafikte, yani yukarıdaki grafikte, slide'da izleyebileceğiniz üzere Almanya çok kültürlü ve çok dilli bir ülke artık. Hiç dışarıdan tahmin edilmediği üzere %39'u nüfusun kendi ailesinin içinde, ya yani ailelerin içinde %40 oranında Almanca dışında en az bir başka dilde konuşuluyor. Yani konuşulan diller bu ara klasik yabancı diller, İngilizce, Fransızca gibi değil. Yani doğal diller, sizin annenizden öğrendiğiniz, ailenizden öğrendiğiniz diller kastediliyor burada. Bu da ya hakeza Almanya'nın çok kültürlüğünü tekrar dillendiriyor. Hikay Bey, slide devam etti mi şu anda? Oldu mu? Bir sonraki slide'a geçtik mi? Geçmedi maalesef. Geçmedi hocam. Bunun sebebini bilmiyorum. Tekrar başlatmak durumundayım. Özür Şimdi dilerim. geçti. Geçti mi? Evet. Bir şeylik var. Arzu ederseniz büyütmeden kalsın hocam. Küçük de böyle de olabilir. Bu şimdi şey değil mi? Pasta grafiği. Pasta, evet. Tamam. Burada da tekrar görmektesiniz. Konuşulan diller arasında Türkçe Almanya'da açık ara en büyük dil grubu. En örgütlü dil grubu. Her eyalette var olan Almanya'da dil grubu. Her eyalette de en fazla konuşulan dil grupları içinde. Keza çeşitli Avrupa ülkelerinde Türkçe diğer dillerle birlikte açık ara önde. Yani Avrupa'nın genelinde, yani Balkanlarda tabii bir imparatorluk varisi bir dil grubu var. Ama onun dışında da Avrupa'nın işte özellikle Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da, Danimarka'da, İsviçre'de ya birinci dil ya ikinci dil konumunda Türkçe. Almanya için bu çok daha belirgin bir şekilde yabancı dillerin, doğal konuşulan yabancı dillerin arasında Türkçe en önde gelmekte. Diğer grafiğe geçtik mi yoksa grafiği tekrar küçülteceğim? Küçültelim hocam. Küçültelim, tamam. Şimdi oldu. Oldu mu? Evet. Peki. Bu grafikte gördüğünüz
Yine eyaletlere göre Türklerin dağılımı, biraz evvel söylemiştim, yaklaşık 3 milyon kadar Türkiye kökenli insan yaşamakta diye Almanya'da. Bunların yaklaşık yarısı Alman nüfusuna tabi, yani Alman devleti, federal Almanya vatandaşı, yarısı, yaklaşık yarısı, daha ziyade Türkler, yetişkinler, daha ziyade 40 yaş üzerindekiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı insanlar. Yaklaşık bu şu gün için şuradaki 2017'ye ait 2 milyon 900 bin civarında bir nüfus vermekte, ama bizim bugün için öngördüğümüz yaklaşık 3 milyon nüfusumuz var. Mouse'la göstermeye çalışıyorum ama sizin NV, HE, BY, Bavyera veya Baden-Württemberg olarak gördüğünüz koyu kırmızı bölgelerde Türkçe en fazla konuşulan, en doğal dilleri, en fazla kullanılan diller arasında ve nüfus olarak da Türkçenin ve Türklerin en yoğun olduğu bölgeler arasında. Siz benim neden Kuzey Rhein-Westfalia üzerinde durduğumu biraz evvel izah etmeye çalışmıştım. Bu da Kuzey Rhein-Westfalia'nın haritası ve Kuzey Rhein-Westfalia'da Eğitim Bakanlığı için oluşturduğumuz bir harita. Yine koyu kırmızı olan bölgeler, yani nüfusun %20'nin üzerinde olan bölgeleri işaret etmekte bu bölgeler. Burada Türkçe konuşma oranı çok daha fazla. Doğal dil olarak Türkçe konuşma oranı çok daha fazla. Bazı semtlerde hatta Türkçe lingua franca, yani Türkçe pekala o semtlerde konuşulabilen, anlaşılabilen, günlük hayatta pekala başka bir dil bilmeseniz bile bir etnik komünitede Türkçe ile hareket edebileceğiniz alanlar mevcut. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu haritanın orta kısmı, Ruhr Havzası neden daha koyu kırmızı? Neden Köln gibi kentler, Wuppertal gibi kentler, Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Essen gibi kentler daha koyu kırmızı? Bu da göç geçmişiyle alakalı pek tabii ki. 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'den göç, bir entelektüel sınıftan Türkiye'nin üst katmanlarından Almanya'nın üst katmanlarına bir göç olmadı. Türkiye'nin kırsalından sosyal ekonomik olarak alt katmanlardan Almanya'nın alt katmanlarına bir göç oldu, sosyolojik bir akım oldu. Ve doğal olarak Türkler de, Türkiye'den gelenler de 60'lı yıllarda çok bilinçli bir şekilde kendilerinin uzman oldukları sanayi alanında görevlendirildiler. Nedir o? Ruhr Havzası'nda mesela Zonguldak'tan göç, kömür madenler veya Duisburg gibi, Dortmund gibi kentlerde demir çeliğin olduğu bölgelerde yine Karabük'ten ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden göç. Tekstilin bol olduğu Mönchengladbach, Firzing gibi kentlere, yine Denizli'den, işte Uşak'tan, Ege'nin çeşitli kentlerinden, Adana'dan göç oldu. Çok bilinçli bir şekilde insanlar sanayi ihtiyacına göre, ekonomik ihtiyaca göre yönlendirdiler. Dolayısıyla bu harita tesadüf değil. Doğal olarak sanayinin bol olduğu, büyük şehir ortamının olduğu, ekonominin canlı olduğu yerlerde Türk nüfusu da fazla, Türkçe konuşma oranı da fazla. Doğal olarak bu bizim haritamızda görüldüğü üzere Türkçenin okullarda okutulma oranı da bir o kadar fazla. Biraz evvel demiştim, bir sonraki grafikte bir kentten örnek vereceğim, sadece Duisburg'dan örnek vereceğim. Duisburg, Köln gibi, Berlin gibi, Nürnberg gibi, Hamburg gibi Türklerin çok yoğun yaşadığı, nüfus oransal olarak da sayısal olarak da çok yoğun yaşadığı kentlerden bir tanesi. Burada yine koyu kırmızı olarak gördüğünüz semtlerde, ki bunlar genelde alt katmanların oluşturduğu semtler veya toplumsal merkezi hatta oluşturan semtler. Burada Türkçe konuşan insanlar topluluğu %50'lere kadar varmakta. Biraz evvel dediğim fenomen. Yani 100 yıl evvel Amerika'da ne olduysa, New York'ta nasıl bir Little Italy varsa, Little Germany varsa, Chinatown varsa, orada nasıl kendine has bir etnik komünite oluşuyorsa, etnik ekonomi oluşuyorsa, etnik bir moda restoran zinciri oluşuyorsa, bir ayrı bir kültürel hayat. Geto tabirini kullanmak istemiyorum. Bu yanlış bir tabir. Paralel toplum tabirini kullanmak istemiyorum. Bu son derece zararlı, tartışılan ve politik bir tabir. Ama biz etnik komünitelerden bahsediyoruz. Bunlar Almanya'da da oluşmakta. Almanya'da oluştu. Aslında bunlar göç topluluğu için gerekli olan bir takım tampon bölgeler. Yani bir topluluk 3 nesilde bir kimlikten diğer kimliğe bir asimilatif geçiş yapmıyor. Bu son derece kırılgan bir süreç, son derece gitgelleri olan bir süreç. Ama bu çerçevede de toplumların alt kimliklere,
alt kimlik vurgusuna, geldikleri yerlere, getirdikleri aidiyetlere, dil, din, mezhepsel aidiyetlere fazlaca ihtiyaçları var. Buna biz kısacası diaspora fenomeni diyoruz. Türkiye'de sizler için çok önemli olmayan belki gündelik kimliklerinizden bir tanesi olan Türkçe, kimliklerinizden bir tanesi olan etnik kimliğiniz, kimliklerinizden bir tanesi olan mezhepsel kimliğiniz diasporada olan Türkler için bir o kadar önemi artıyor. Bu tipik bir diaspora fenomeni. Diğer topluluklar için de aynı şey söz konusu. Yani bu Türklere has bir, tırnak içinde söylüyorum, bir sapma, bir hastalık değil. Aynı zamanda İtalyan göçmenlerde, dünyanın her yerinde Yahudi azınlıklar, hatta Alman toplulukları Güney Amerika'da veya Kuzey Amerika'da benzer refleksler, benzer tutumlar gösteriyorlar göç süreci içinde. Peki bunu anladık. Dedik ki Almanya artık çok kültürlü, dillere çok dilliliği var Almanya'da. Fakat çok kültürlülüğe ve çok dilliliğe karşı toplumsal refleks nedir Almanya'da? Bir defa şunu tespit etmekte fayda var. Almanya bu çok kültürlülüğe hazır değildi. 60'lı yıllarda Almanya %95'in üzerinde, hatta %99'un üzerinde Almanlardan tarafından oluşturan, büyük ölçüde Protestanlardan oluşan, biraz onlardan küçük olmakla birlikte hemen hemen denk sayıda Katoliklerden oluşan bir topluluktu. Yahudi nüfus son derece az kalmıştı, 20 bin kadar, ama Müslümanın hemen hemen olmadığı bir topluluktu. Farklı kültürlerden insanların az olduğu bir topluluktu. Toplam etnik olarak azınlık sayılabilecek Sorblar, işte Romanlar vesaire de 100 binin nüfusunu bulmuyordu. Yani hukuken azınlık olan konumda olan insanlar. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra klasik göç sürecinde, sanayi göçü sürecinde, ekonomik göç sürecinde ve Doğu Avrupa'dan Alman göçü sürecinde Avrupa biraz evvel gösterdiğim grafik çerçevesinde çeşitlendi. Şimdi kabul edelim ki grafiklerle belirtilen, renklerle belirtilen o çok kültürlülük birden siyaset ve toplum tarafından kabul edilemiyor. Bu büyük bir travma. Yani siz henüz belirli bir toplumsal yapıya, belirli bir etnik aidiyete alışıkken böyle birden bambaşka kültür yapılarından insanların gelmesi, üstelik toplumsal olarak alt katmanlardan giriş yapması bu insanların otomatik olarak refleks, tepki oluşturuyor toplumlarda. Bunu belki Türkiye bu süreci, elbette Türkiye son 100 yılda sürekli göç aldı. 1910'lardan sonra Balkanlardan, Kafkaslardan göç aldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra yine 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda Balkanlardan. Daha sonra yine başka bölgelerden göç aldı. Mutlaka son olarak da 2010'lu yıllardan sonra dünyanın çeşitli bölgelerinden ama özellikle de Suriye'den. Belki son örnek Türkiye'de 2010'lu yıllarda Suriye'den göç buna en bu travmayı en fazla ifade edebilecek belki karşılaştırma. Yani birebir teşbihte hata olmasın. Elbette ki Türkiye'den göç Suriye'den Türkiye'ye göçe benzemiyor. Türkiye'den Almanya'ya göç, Suriye'den Türkiye'ye göçe benzemiyor. Ama toplumsal kabulü, dışlanma süreçlerini betimlediğimiz anda benzer tepkilerden bahsedebiliriz. Ne oldu Almanya'da? Çok uzun sürdü. Toplumsal çok kültürlülüğü, çok dilliliği kabul etme aşaması çok sürdü. Henüz 2000'li yıllarda ancak Almanya bu çok kültürlü ülke olduğunu, göç ülkesi olduğunu ancak kabul edebildi. Ve bu çerçevede de yasal altyapılar hazırlanmaya başlandı. Göç yasası değişti, uyum yasası değişti, vatandaşlık yasası 2000 yılında değişti. Bunun çeşitli toplumsal realiteyi kabul eden noktaları da var. Tam aksine bunu reddeden aşamaları da var. Ama şu önünüze gördüğünüz, belki Almanca aranızda okuyabilenler için, Teilhabe ve Integrationsgesetz mesela Kuzey Westfalia'da uyum ve katılıma dönük altyapıyı geliştiren bir yasa. Bu çerçevede yasanın üçüncü maddesinde Diversetzung der natürlichen Mehrsprachigkeit ebenfalls von besonderer Bedeutung diyor. Yani çok dilliliğin koruması da Alman eğitim sisteminin, Alman Kuzeyrenvestfalia anayasasının temel bir parçası, yani temel bir hedefi. Bunu artık Almanya çok görece sosyolojik olarak kısa bir sürede ama insan ömründe uzunca bir sürede, 50 yıl içinde kabul etti. Kabul etmesi, siyaset düzeyinde, bürokrasi düzeyinde bunu kabul etmesi ve önlem alması şu anlama gelmiyor. Toplumun bütün kesimleri tarafından bu kabul edildi. Toplum
pür ufak bir şekilde ah biz artık çok kültürlüyüz. Yani elbette Müslümanlar, elbette Türkler, elbette Araplar, İtalyanlar pekala bizim kimliğimizin bir parçası diyebilecek durumda değil henüz. Genç nüfuslar için bu elbette bu çok kültürlülüğü benimseme pekala mümkün. Ama toplumun geneli noktasında aynı tepkiden henüz doğal olarak söz etmek mümkün değil. Bu çerçevede doğal dillerin korunması çerçevesinde HSU yani Herkunftssprachliche Unterricht ana dil dersleri bunun bu politikanın bir unsuru. Ana dil dersleri 80'li yıllarda inşa edildiğinde ilk başta Türkçenin bir gün Türk toplumu eğer tekrar Türkiye'ye dönerse veya Yunan toplumu Yunanistan'a dönerse, İtalyan toplumu İtalya'ya dönerse tekrar eğitim sistemlerine ve toplumsal sistemine çocukların intibak etmesi için o dillerine hakim olmaları için verilen derslerdi. Derslerin grafiği, derslerin dizaynı bunun üzerine yani tekrar geri dönüşe, kesin dönüşe bina edilmiş derslerdi. Fakat bu derslerin statüsü değişti 90'lı yıllardan, 2000'li yıllardan sonra çeşitli aşamalarda ve kademelerde. Bu dersler artık Almanya'nın, Kuzey Renvesfalya'nın örneğimizde olduğu gibi 20 dilinden bir tanesi. Yani 20 tane dil grubu var İngilizce, Fransızca dışında. Bunlar eğitilmekte. Alman eğitim sistemi portföyünün birer dil parçası. Haftada 2 ile 5 saat arasında çeşitli kademelerde bu dersler verilmekte. Ya yabancı dil dersi olarak, seçmeli yabancı dil dersi olarak veya ana dil dersi olarak. Öyle veya böyle ama bu çok kültürlülüğün kabulü anlamına geliyor ve Kuzey Renvesfalya'da 250 binin üzerinde var olan Türkçe konuşan öğrencinin ihtiyacına binaen inşa edilmiş dersler konumunda. Almanya için, Alman eğitim sistemi için bu bir kazanım. Kuzey Renvesfalya eğitim için, eğitim sistemi için bu kazanım. Biliyorsunuz belki işittiniz. Hessen'de şu anda bir tartışma var. Yabancı diller çerçevesinde Türkçenin de ele alınması isteniyor oradaki Türkçe topluluğu tarafından, Türk topluluğu tarafından. Fakat Polonyaca, Lehçe ve ona benzer diller yabancı dil statüsünde kabul görmekle birlikte Türkçeye karşı bir mesafe, en azından Hessen'de bir mesafe konmuş vaziyette. Sebebini biraz sonra birlikte irdeleyebiliriz. Türkçe noktasında, Türkçe konuşanlar noktasında, Türk öğrencileri noktasında istatistiki bir zorluğumuz var. Nedir o istatistiki zorluk? Grafikte bunu görebiliyorsunuz. Bizim grafiklerde, istatistiklerde sadece okuyabildiğimiz bir oran var. O da göç geçmişi olan öğrenciler noktasında. 2 milyon 100 bin öğrencimizin yaklaşık veya 2 milyon 200 bin toplam öğrencimizin yaklaşık 900 bini diyelim, 885 bininin göç geçmişi bulunmakta. Bunun çeşitli kademeleri var. Ama bunların kaçının Türkiye göç geçmişi olduğunu biz istatistiken ölçemiyoruz. Bu istatistik bir zorluk. Dolayısıyla şu kadar öğrenci Türkçe konuşma iddiasında da diyemiyoruz. Bizim kullandığımız rakamlar bir takım hesaplamalar, ampirik hesaplamalar sonucu farazi rakamlar, muhayyel rakamlar. Çünkü neden diyeceksiniz böyle? Çünkü özellikle genç nüfus, 2000 yılından sonra doğmuş nüfus doğal olarak Alman vatandaşı. İstatistiklere Alman vatandaşı olarak girmekte. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı kimliği bizim için grafik olarak hiçbir şey ifade etmemekte. Şu anda Kuzey Renvesfalya'da 30 bin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı öğrencimiz var. Ama 220 binin üzerinde Alman vatandaşı fakat evde ama Türkçe, ama Kürtçe, ama Çerkezce konuşan Türkiye kökenli insanlar var. Dolayısıyla bizim rakamsal istatistiklerimiz bu konuda son derece yanıltıcı olabiliyor. Yani bizim şu anda sadece Alman resmi dairelerine müracaat edip ya Türkçe konuşan çocuk oranını lütfen verir misiniz deseniz ve size şu anda 28 bin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı öğrenci var diye bir yanıt gelebilir. Ve bu yalan da olmaz, doğru da olur. Ama bu gerçek resmi ortaya koymaz. Çünkü gerçek resme muhayyel olarak 250 bin kadar Türkiye kökenli öğrencimizin olduğunu Kuzey Renvesfalya'da biliyoruz. Bunların çoğu Alman istatistikleri çerçevesinde ele alınmakta. Bir takım eğitim noktasında başarı oranlarında da benzer bir istatistiksel zorluk çektiğimiz için de Türklerin başarı oranı veya topluma intibak oranı da açık seçik görülemeyebiliyor.
Keza böyle olduğu için Türk toplumu ve Türkçe konuşan öğrenci topluluğu büyük olduğu için de aşağıda gördüğünüz üzere hem seçmeli yabancı dil derslerinde Türkçe yine büyük bir dil grubu hem de ana dil derslerinde Türkçe yani şurada gördüğünüz Herkunftssprache Türkisch yine en fazla ders verilen, sınıf oluşturulan, okullarda arz edilen dersler konumunda. Peki bu dersler nasıl gelişti? İlk olarak 1969'da ilk deneyimleri yaptı Alman eğitim sistemleri ve Kuzey Rhein-Westfalia ve KMK Bakanlar Arası Kültür Konferansı'nda da onların tavsiyesiyle de bir müfredat hazırlandı. Bir ilk sefer dillerinde, çocukların kendi dillerinde eğitim olanakları hazırlandı. Keza bu yönetmelikle ilk kez 1977'de okullarda Türkçe dersleri Kuzey Rhein-Westfalia'da ve diğer eyaletlerde verilmeye başladı. İkinci kez bu sefer ana dil dersleri, müfredatı ve yönetmeliği değişti 1986'da. Türkiye'de çeşitli üniversitelerin ve Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkısıyla. Çok uzun bir aradan sonra 2009'da bu sefer biraz evvel zikrettiğim ana dil derslerin içeriği, konumu ve mantığı değişti. Ne oldu ilk kez? Ana dil dersleri artık yabancı çocukların tekrar kendi ülkelerine dönebilme varsayımıyla okutulan derslerden ziyade Almanya'nın çok kültürlüğünü yansıtan, çok dilliliğini yansıtan ve çok dilliliği koruyan dersler bağlamında ele alınmaya başladı. Bu zihinsel olarak, felsefi olarak aynı zamanda Almanya'da da bir kırılmaya işaret ediyor. Yine bir kıyas gerekirse, bilmiyorum teşbihte bu noktada hata olur mu? Düzeltebilirsiniz, tartışabiliriz. Ama hatırlayın 2000'li yılların başında Türkiye'de de çok tartışılıyordu. Aman olabilir mi, doğru olabilir mi diye. Ama birden TRT'de işte 15'er 20 dakikalık önce Kırmançı, Abhazca, Çerkezce, işte Adige dillerinde haberler Boşnakça, Arnavutça haberler sunulmaya başladı. Sonra hatta işte TRT Kürdi, TRT Şeş gibi kanallarda faaliyetlere geçti. Çok uzun süre tartışılmıştı. Önce çok karşı çıkılmıştı ama şu gün için herhalde Türkiye'nin de bir normalitesi bunlar. Neyse tekrar biz konumuza dönelim. 2016'da tekrar ana dil dersleri yönetmeliği güncellendi. 2021'de de artık ana dil dersleri diğer derslerle eşit derecede ve diğer derslerle tesanum diyoruz. Yani iç içe geçen konumda ele alınmakta. Önümüzdeki süreçte de bu derslerin şu anda henüz o dersler seçmeli dersler, sınıf geçmeye müsait olmayan dersler, konumu diğer derslerle denk olmayan dersler. Ama bu noktada da hem Türk toplumun hem diğer toplulukların bir uğraşı var hem de siyasette de bu noktada bir arayış var. Umarım gelecekte bu dersler de eşit konumda olur. Sunumun zamanı aştım biliyorum. Sonuna doğru geliyorum Sayın Hoca. Özür dilerim. Diyeceksiniz ki Türkçe derslerini her tarafta konuma ayrı mı? Maalesef hayır. Almanya'nın çeşitli eyaletleri adeta bir kilim gibi. Almanya her zaman federatif sistem içinde eşit bir denk bir eğitim politikası güdemedi. Öyle bir niyeti de yok Alman eyaletlerinin. 16 eyaletin 16 ayrı eğitim bakanı, 16 ayrı eğitim politikası var. Kuzey Rhein-Westfalia'nın kendi eğitim politikası var. Kuzey Rhein-Westfalia'da Türkçe öğretmenleri, Alman devleti memuru veya sözleşmeli memuru, Türkçe dersi Alman müfredatına göre verilmekte. Dersin denetimi tamamen Kuzey Rhein-Westfalia Eğitim Bakanlığı. Diğer eyaletlerde gördüğünüz sarı olarak işaretlenen grafiği görüyorsunuz umuyorum. Sarı olarak veya turuncu olarak işaretlenen Bavyera, Baden-Württemberg gibi bölgelerde, kuzeyde olan Berlin gibi bölgelerde hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolladığı yurt dışında görev alan öğretmenlerin katkılarıyla verilen dersler konumunda. Öyle veya böyle Almanya'nın hemen hemen Doğu eyaletleri hariç bütün eyaletlerinde çeşitli kademelerde Türkçe dersleri var. Ana dil dersleri olarak ve seçmeli yabancı dil dersi olarak en belirgin, en birinci derecede gelen eyalet Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti. Diyeceksiniz ki Ahmet Bey anlatıyorsunuz böyle yani gayet olumlu bir hava estiriyorsunuz bunu söylemekle. Evet, bardağın bir tarafı gerçekten dolu. Bir tarafta evet Türkçe kabul görüyor, eğitim sisteminde yeri var, seçmeli yabancı dil olarak, ana dil dersleri olarak var. Ama toplumsal koşullar ve Türklerin kendi dil bilinci ve Türkçe politikası, dil politikaları
kimlik politikaları Türkçeyi de genel olarak bir sıkıntıya sokmakta. Nedir o? Şurada grafikte ben size son 20 yılda bunu gözde görülür bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Son 20 yılda potansiyel olarak evde Türkçe öğrenmiş çeşitli derecelerde öyle veya böyle anneden veya babadan veya her ikisinden mahalleden veya geniş çevreden Türkçe öğrenmiş ve okula bu şekilde devam eden okulda Türkçe potansiyelini eğitim altyapısıyla örgün eğitim içinde geliştirebilecek çocuğu potansiyel öğrenci adedi Kuzey Rhein-Westfalia'da giderek artmakta. Son 20 yılda 70 binden bugün için neredeyse 90 bine çıktı. Fakat Türkçe dersine katılan, ilkokullarda Türkçe dersine katılan 90 bin kadar çocuk şu anda Türkçe konuşurken ilkokullarda derse katılım oranı %60'lardan sonra 20 yıl içinde %27'lere düştü. Bunun sebebi ne diyeceksiniz? Bunu bir de diğer grafike bakarak dillendirmeye çalışalım. Bu da ortaokul, lise kısmındaki derse katılım oranları. Yine hakeza orada 20 yıl evvel yaklaşık 130 bin öğrenci varken potansiyel olarak Türkçe konuşabilen çeşitli derecelerde iyi veya kötü, aksanlı veya işte çeşitli yöresel şiveler ne olursa olsun Türkçe konuşan öğrencilerin adedi 130 binden bugün için çok daha fazla 150 bin oranında. Ancak hani burada şeyi de esas almıyoruz. Vatandaşlığı, Alman vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı sadece konuşulan dil olarak ele alıyoruz. Ama katılım da ortaokul ve lise düzeyinde %30'lardan yaklaşık %29'lardan %9'lara kadar düşmekte. Şu grafikte görüyorsunuz bunu. Fakat aynı evrede öğretmen adedimiz, özellikle üniversiteden mezun olan öğretmenler adedimiz yükselmekte. Yani özet olarak daha fazla öğretmenimiz var, Türkçe öğretmenimiz. Daha fazla öğrenci potansiyelimiz var ama daha az Türkçe'ye katılım var. Bu niçin böyle? Ve bu sadece Kuzey Rhein-Westfalia'da şartların nispeten biraz daha iyi olduğu ve Türk nüfusunun daha yoğun olduğu Kuzey Rhein-Westfalia'da mı böyle? Hayır. Baktığımız vakit Hamburg'da, Niedersachsen'da, Hessen'de, Berlin'de, Bavyera'da her yerde hemen hemen benzer eğilimler var. En sağa bakarsanız orada oransal olarak nakletmeye çalıştım. Türkçe dersine katılım oranları %19'larda, 10'larda, 24'lerde, 12'lerde. Yani yine Kuzey Rhein-Westfalia nispeten Düsseldorf, Essen, Köln, Münster bölgesi nispeten daha iyi. Ama bütün bunlar şu gerçeğin üzerine örtmüyor. Türkçe derslerine katılım sadece 5'te 1'lerde. Yani çocukların her 5 çocuğun sadece bir tanesi Türkçe dersine katılmakta. Bu neden böyle? Son iki grafik, özür diliyorum ve kapatıyorum. Almanca olarak ifade ettik bunu, bu fenomeni anlatmakta. Ama birinci etken, Türkçenin bir lobisi yok. Türk sivil toplum örgütleri bu noktada güçlü değil. Niçin? Çünkü toplumsal olarak alt katmanları temsil ediyorlar. Amerika'daki ve Kanada'daki Türkler gibi orta sınıf ve ortanın üstü bir temsil güçleri yok. Bir. İki, Türkçenin dil prestiji bir Farsi gibi değil, İtalyanca gibi değil, hatta Rusça gibi bile değil. Türkçenin dil prestiji oldukça maalesef düşük ve kaldı ki bu şeytan çemberi diyoruz buna. Şeytan çemberi içinde, bu kırılganlık içinde maalesef derslerin öğleden sonra verilmesi, müfredatın yeterli derecede olmaması, metodik didaktik gelişim olmaması, öğretmenlerin eşit seviyede maaş alamaması, eşit konumda olamaması, birden fazla okulda çalışma zorunluluğu ders motivasyonunu da küçültüyor. Çocukların özellikle derse katılım, not alma noktasındaki handikapları, yani not alsa bile çocuk bunun okulu geçmek için herhangi bir avantaj sağlamadığı için çocuklar bir noktadan sonra buna katılmıyor. Bu derslere katılmama eğilimi gösteriyorlar. Kaldı ki son aşamada da belki üzülerek belirtmek lazım ama artık asimilasyon sürecinin de doğal sonucu olarak 3. 4. nesilde ya biz evde de artık Almanca konuşuyoruz. Yani ben çocuğumla Almanca iletişim kuruyorum veya yarı Almanca yarı Türkçe konuşuyoruz. Türkiye'de işte Show TV'ye, çeşitli TV kanalları izlemek dışında Türkçe bağımız oldukça zayıfladı. Nitelikli edebiyat okuma, nitelikli tiyatro izleme imkanımız zaten yok. Ama gündelik dil eksiğimizde günlük 200 kelimeye kadar düştü diyebilen insanlar var. Veya belki bunu bu bilinçle söyleyemiyor. Bir bilimsel bir terim olarak, teori olarak ortaya koyamıyor. Ama
doğal olarak diğer alt azınlıklarda görüldüğü gibi 3. 4. cinsi de bir dilsel kırılmada meydana gelebiliyor. Son çemberi size anlatacağım, ondan sonra kapatıyorum müsaadenizle. Biz sorduk, dedik ki veya bir Plevnie ve Roten'in araştırmasında niçin böyle, niçin Türkçe'ye karşı bir tepki var ve niçin Türkler de bu Türkçe'ye karşı olan tepkiden olumsuz etkileniyorlar. Baktık, dedi ki en asempatik dil Almanya'da hangisi? Almanlar en asempatik olarak hangi dili karşılıyorlar? Maalesef bu aslında grafikte şunun üzerine gittiğim vakit büyüyecekti ama şu anda o modusu işletemediğim için büyütemiyorum. Sadece sözlü olarak size aktaracağım. Biraz gözleriniz için iyi olmayacak. Çok küçük gözüküyor ama sorduklarında Türkçe %42 yaklaşık oranla en asempatik gelen dillerin başında gelmek. Sonra Rusça, sonra Lehçe, sonra diğer diller gelmekte. Yani dil prestiji Türkçenin oldukça zayıf. Bu Türkçenin alt katmanlarda konuşuluyor oluşuyla alakası var. Mutlaka Türkiye'nin geçmişteki Avrupa içindeki rolüyle alakası var ama bundan ziyade başka bir, biraz sonra üzerinde duracağım başka bir konuda var. İki, Türkler sosyoekonomik olarak alt katmanlarda, bunu belirtmiştim. Dolayısıyla Türkçenin yaygın bir şekilde akademik dil olma veya belirgin bir şekilde orta sınıf dili olma özelliği olamıyor, maalesef oluşamıyor. Sadece etnik nişilerde, etnik kompartımanlarda sıkışan, orada belirli bir kelime hazinesi ve belirli bir seviyeyi aşmayan dil olarak kalabiliyor. Üçüncü aşamada son 10 yılda biliyorsunuz bunu saklamanın bir anlamı yok. Türkiye ile Avrupa arasında ve Türkiye ile Almanya arasında çeşitli siyasal gerilimler oldu. Bu da Türkçe'ye olumsuz olarak yansıyor. Şimdi Türkiye'deki hükümete kızan veya Cumhurbaşkanı söylemine veya herhangi bir siyasetçinin söylemine kızan bir Alman okul müdürü, bir öğretmen, Alman gazeteci, bundan bizler de fazlasıyla şu anda nasibimizi alıyoruz. Yani doğal olarak Türkiye ile mücadele etmiyor. İlk aklına gelen belki de buradaki kendi azınlığıyla cebelleşmek unsuru olabiliyor. Bu da maalesef Türkiye'ye, Türkçe'ye ve Türklere olumsuz olarak yansımakta. Şu grafikte göremiyorsunuz, ben biraz büyüttüm burada ama yine soruluyor. En olumsuz şu anda baktığınız ülkeler içinde hangisi var? Kuzey Kore vesaire varken, Çin varken, yani demokrasi, insan hakları ihlalleri çok daha egemenken, Türkiye bir şekilde Almanya'da olumsuz bir gündem. Bu bugünle mi alakalı ve Türkiye'nin tek başına bu noktada suçu mu var? Hayır. Almanların tek başına yönlendirilmiş, medyanın yönlendirildiği bir yapay bir gündemi mi var? Hayır. Tam aksine burada bir imkan olsa bunu gösteririm. Bilmiyorum işler mi bu? İşlemiyor mutlaka ama burada bir film vardı. Bu da 19. yüzyılın başında bir Fransız tiyatrosundan, işte Kafa Kesen Türkler. Yani 16. 17. yüzyılda inşa edilen o Türk imgesi hala toplumsal belleklerde, yani korkunç Türk imgesi, Türklerin Avrupa kimliğine karşı bir karşıt öte imge temsil etmesi, ötekini temsil etmesi hala kafalarda oldukça belirgin. Dolayısıyla Türkler ötekini temsil ediyor, Türkçe de ötekini temsil ediyor. Dil prestiji de, bütün bu olumsuzluklar da belki de onun yansıması. Son olarak da Alman kimliğiyle alakalı bir sıkıntımız var. Biliyorsunuz Almanlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrılan topluluklardan. Alman kimliği bu travmalardan çok ızdırap çekti. Almanlar biliyorsunuz şu anda Avrupa şampiyonası devam etmekte. Çeşitli uluslar hala sokaklara çıkıyorlar ve şeyini dillendirebiliyorlar, ulusal kimliklerini. Fransız için Fransız bayrağı, trikoloru ortaya çıkarmak, Marseillaise'i okumak çok doğal. Bir Amerikan çok doğal olarak ben I'm proud to be American diyor. İngiliz kraliyet geçmişini vesaire dillendirebiliyor. Ama Almanlar bu noktada son derece temkinli. Çünkü sürekli dünya ve Alman entelektüelleri buna işaret ediyor. Bu bizim sıkıntımız, bu bizim travmamız, bu bizim geçmişteki bir hatamız. Bunu tekrar etmemek üzere kendi Alman kimliklerini bastırma eğilimi var. O, diyeceksiniz ki bu var da Türklere nasıl yansıyor bu? Yani Türklerin de bununla alakası var. Evet, Türkler de ikinci büyük etnisite Almanya'da. Benzer bir tutum, benzer bir eleştiren, hatta destruktif, kırıcı bir tutum
her ulusun kendi geçmişine ve kendi dilsel kimliğine yönelik de gösterilmesi istedi. Küçük bir anekdottur. Ben lisedeyken hani biz Türkler kendi bayrağımız, kendi folklorik kimliğimiz, kendi ulusal geçmişimizde büyük sıkıntımız olan topluluk değiliz. Hatta bunu böyle olumlu görürüz. Çünkü bir başarı hikayesi görürüz Cumhuriyet hikayesinde. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda vesaire. Ama ben dillendirdiğimde yani bir Alman toplumuna dahil olan bir genç insan olarak dedim tarih öğretmenime çok rahatlıkla ya ben hani Alman olmakla da Türk'üm. Bundan gurur duyuyorum ama Alman olmakla da mutluyum, gurur duyuyorum dediğimde ilk tepkisi yok. Yani onu söylemek çok kötü. Yani bu olmaz, olamaz gibi bir tepki göstermişti atıyorum bundan 30 yıl evvel. Bu kısmen genç Alman neslinde aşıldı bu tepki. Yani daha dengeli, daha rasyonel bir kimlik oluşumu süreci başladı. Buna rağmen hala Alman kimliği gecikmiş bir kimlik. Plessner'e göre 40'lı yıllarda, 30'lu yıllardaki bir teori diyor. Gecikmiş bu ulusal kimlik var Almanya'da. Kırılgan bir ulusal kimlik var. Dolayısıyla kendini rahat bir şekilde ifade edemeyen bir Alman kimliği dışarıdan gelen kimlikleri de kendi içine intibak etme noktasında diğer kültürler kadar başarılı olamıyor. Esnek davranamıyor. ABD son 100 yıl içinde 80 milyon insanı asimile etti, entegre etti. Almanya bu başarıyı bütün bu çok kültürlülük geçmişine rağmen başaramıyor. Bu da sıkıntıların bir tanesi. Hocam, kapatıyorum Yunus Hocam. Bir cümle müsaade ederseniz. Diyeceksiniz ki nasıl aşılabilir bu? Türkçe lobisine ihtiyacı var. Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Almanya'nın eğitim ve kimlik politikasına değiştirmeye ihtiyacı var. Ve eğitim politikasına değiştirmeye ihtiyacı var. Grafikte de gördüğünüz üzere öğrencilerin 1/3'ü yabancı kökenli göç geçmişi var. Farklı diller konuşmaktalar. Ama öğretmenlerin sadece ve sadece %7'sinin göç geçmişi var. Bu öğrencilerin kimliğini saygı duyacaksak, bu öğrencilerin dillerini anlayabileceksek, ruh halini anlayabileceksek, pedagogik ihtiyacını anlayabileceksek, öğrenciliğimizdeki kültürel, etnik, dinsel çeşitliliği öğretmen odalarımıza ve öğretmen portföyümüze de yansıtmak zorundayız. Aksi takdirde Almanya'da PISA sonuçlarında ortaya koyduğu gibi hem sosyal bir kırılganlık hem de etnisiteye dayalı bir kırılganlık kaçınılmaz olur. Bu da maalesef Türkler ve Türkçenin aleyhine gelişen bir süreç. Özet olarak zamanımı ben çok fazlasıyla açtım Yunus Hocam. Çok özür diliyorum. Çok az grafik almakla birlikte çok uzun konuştum. Özür dilemekle birlikte hepinizin affına da sığınarak sabrınız için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ahmet Ünal Hocam çok çok teşekkür ederiz. Bu son derece derinlikli ve somut verilere dayanan sunum için biz de sizi hasta vaziyetinizde bu kadar yorduğumuz için de aslında üzüntü içindeyiz. Ama çok faydalandık. Meseleyi tüm yönleriyle ele alma fırsatı yakaladık. Üzerinde uzun uzun tartışılacak çok önemli konular ortaya çıktı. Umarım dinleyicilerimiz işte oturumların sonundaki tartışma kısmında buna dair görüşlerini, kanaatlerini ve belli ipuçlarını ortaya koyma fırsatı bulacaklardır. Ama fevkalade müstefid olduğumuzu söylememizde fayda var. Şimdi izninizle hemen vakit kaybetmeden ikinci konuşmacımıza ben geçiyorum. Kendisi Augsburg Üniversitesi Dil Merkezi'nden Ergün Özsoy. Hans Schildberger'den bugüne Almanya'da Türkçe, Bavyera'da üniversitelerde Türkçe öğretimi konulu sunumunu yapacak. Ben hemen Ergün Bey'e sözü devrediyorum. Çok teşekkürler. Şu anda duyabiliyorsunuz zannederim. Duyuyoruz hocam. Evet, ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Almanya'dan selamlar. Bu toplantıdan Yunus Koç hocamızın maili ve daveti sayesinde haberdar oldum. Kendisine daveti için teşekkür ederim. Şimdi ben de tabii ki sizlere bir sunum hazırladım ama dün de katılmıştım, biraz dinledim. Bu sabahki oturum özellikle çok etkiledi beni. Hepsinden çok şey öğrendim ve en son Ahmet hocamızın söyledikleri de aynı şekilde. Her şeyi söylediler. Biraz da sitem edeyim. Yani bize bir şey bırakmadılar gibi.
Ama çok güzel bir fokuslanma noktası ortaya çıktı. Meselenin özüne çok temas oldu bana göre. Özellikle şimdi sırayla hepsine birer cümleyle temas etmek istiyorum. Bülent Gül Hoca sabahleyin Türkologlar hakkında hakikaten çok değerli bir sunum yaptı. Çok önemli görüyorum. Bu Türkologların ve Türkoloji çalışmalarının derinlenmesine ele alınmasıyla çok daha yeni ufuklar çıkacak. O aralarda bence tahmin edilmeyen hususlar var diye düşünüyorum. Örneğin Türkologlardan biraz daha farklı olarak bu 1933'te Enes rejiminden kaçıp Türkiye'ye gelen bilim adamlarının çalışmaları da biraz ona eklemlenebilir. Yani Mimesis gibi bir kitabın İstanbul'da yazılmış olması karşılaştırmalı edebiyatın neredeyse temel kitaplarından birisi. Onun dışında Oğuzhan Bey'in bir şeyi vardı. Almanca öğrenimiyle ilgili bir metafor çok hoşuma gitti. Hakikaten narkoz, lokal anestezi ve canlı canlı ameliyat edilen Almanca öğrenmeye çalışanlar benzetmesi çok iyiydi. Yine Nihat Ünler Hoca sertifikalar konusuna değindi ve Almanya'da, Alman üniversitelerinde Türkçe diğer dilleri öğrenenlere sertifika verildiğinden bahsetti. Unisert diye. O sertifika tabii bazı üniversitelerde veriliyor, tamamında verilmiyor. Yılmaz Bulut Bey, Köln Yunus Emre Enstitüsü'nden çok değerli bilgiler aktardı. Bu bizim için çok önemli bir husus. Şimdi hemen o konulara girdim ama kendimden de bahsedeceğim. Ben kimim diye beni belki tanımıyorsunuz çoğunuz. Yunus Emre'ye bağlayayım buradan. Ben 20 yıl Ankara Üniversitesi Tömer'de çalıştım. 1992 yılından itibaren Büyük Öğrenci Projesi ile birlikte başlayan Türkçe öğretimi konusunda 20 sene orada çalıştıktan sonra şimdi Almanya'da Augsburg Üniversitesi'nde 16. semestri çalışıyorum, Türkçe öğretiyorum. Ankara Üniversitesi Tömer'i bildiğiniz gibi Türkçe öğretiminde büyük bir ekol olarak, bir ilk başaran bir kurum olarak hepimiz, benim de uzun yıllarımı geçirdiğim bir kurum olarak hala da devam ediyor. Değerini biliyoruz, anlıyoruz. Bu araya şunu da sıkıştırayım. Türkçe öğretiminin, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin 30 yılı diye bir makale yazdık. Burdur Üniversitesi'nden Profesör Dursun Köse ile birlikte. Bir taraftan da Dursun Bey de Tömer'de çalışan biri olarak hem yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihini ele almak istedik. Hem de tabii biraz da kendi hikayemizdi. Onu ele almak istedik. Şimdi buradan Yunus Emre Enstitüsü'ne bağlayayım. Yunus Emre Enstitüsü gibi bir kurum bizim gibi Tömer kökenliler için bir rüya gibi bir şeydi. 90'lı, 2000'li yıllara doğru ve bu bir gerçekleşmiş rüyadır. Bunun için ben onların hepsine başarılar diliyorum. Her zaman yanlarındayız, arkalarındayız. Bu tabii sadece sözle de değil. Geçtiğimiz yıl ben Berlin'e gittim. Berlin Müdürü Feyzullah Bey'le oturduk, konuştuk. Kendilerine söyledim, ben buradayım, her zaman ne yapabiliriz, birlikte çalışabilir miyiz diye konuştuk. Çok değerli bir görüşme oldu. Hatta buradaki üniversitede kütüphane müdürüne gittim, görüştük. Burada dedim bir Türkoloji kütüphanesi kuralım, kitaplar. Yunus Emre Enstitüsü ile de görüşüp olumlu cevap aldık. Umarım o konularda gelişmeler olacak, adımlar atacağız. Tabii Yunus Emre Enstitüsü çalışmalarına devam ediyor. Yani bu bir süreç. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Umarız daha da iyi olur. Onun dışında Mikail Cengiz Bey de Baden-Württemberg eyaletindeki Türkçe öğretimini anlattı. Şimdi sözü fazla uzatmadan ben de kendi anlatacaklarıma geçmek istiyorum ama anlatacaklarımın daha iyi anlaşılabilmesi için biraz önce söylediklerime ek olarak 20 yıl Ankara Üniversitesi Tömer'de çalıştım. Ama bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam ettim ve 16. yüzyıl Alman seyahatnameleri üzerine bir araştırma yaptım. Deutsche Reiseberichten im 16. Jahrhundert ve bu yayınlandı aynı zamanda. Bu neden önemliydi? 1500'lü yıllarda Türklerle karşılaşan Almanların yazdıkları
bizim için çok değerli metinler. Bu hem Alman dil araştırmaları bakımından değerlidir, hem de Türk tarihinin kaynakları bakımından değerlidir. Yine İstanbul Üniversitesi'nde de doktoramı Osmanlı-Habsburg ilişkileri üzerine yazdım. 16. yüzyıl Osmanlı-Habsburg ilişkileri üzerine. Habsburg dediğimiz bir hanedan tabii ki, Osmanlı hanedanı gibi. Aslında incelediğim şey tamamıyla Heilige Römische Reich, Deutsche Nation diye tam adı geçen Habsburg İmparatorluğu ve Türklerin İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıldaki ilişkileriydi. Neden bunlar önemli? Çünkü Ahmet Ünalan Bey'in konuşmasının sonunda belirttiği Türklerin lobi ihtiyacı, Türk imgesi, Türk imajı gibi değerler bununla ilgili. Ben hemen bir paylaşım yapayım. Birkaç şey gösterebilirim diye düşünüyorum. Paylaşabiliyorum değil mi? Şu anda gördüğünüzü zannediyorum. Sunum görünüyor mu? Evet, görüyoruz hocam. Tamam. Evet, şimdi bu arka planı anlatıyorum ki biraz belki daha hızlı zaman kazanabilirim bir şeyler anlatırken. Şimdi ben sizlere 3 seyahatnameden bahsedeceğim. Ondan sonra da Almanya'da Türkçe öğretimi konusunda bir genel bakış yapmak istiyorum. Son olarak da Bavyera eyaletinde üniversitelerde Türkçe öğretimi nedir, nasıl yapılıyor? Birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bugün zannediyorum bir soru vardı. Özellikle Yunus Emre Enstitüsü'nün üniversitelerde kullanılan kitaplarla ilgili, Ayten Hanım olması lazım, yanlış söylemek istemiyorum ama bir soru yöneltti Mikail Bey'in sunusu sırasında. Bu çok önemli bir konu. Kolay Gelsin kitabı ile ilgiliydi. Onlara da değiniriz. Şimdi bu üç seyahatname neden önemli? Schildberger, dün Nurettin Bey'in konuşmasında geçti. Sabahleyin Bülent Gül Hoca'nın konuşmasına da değinildi. Bavyeralı Marco Polo olarak anılan birisi. Şimdi Türklerden ilk kez bahseden bir metin ve çok önemli bir kaynak. Bizim Türk tarih araştırmalarımızda da önemli bir kaynak. Aynı zamanda da germanistik araştırmaları bakımından önemli bir kaynak. Yine burada Augsburg Üniversitesi'nden Profesör Klaus Wolf ile ben bir makale yazdım. Schildberger'deki Türkçe yer adları üzerine bir değerlendirme yaptık. Bu aynı zamanda tarih bakımından ve dil bakımından da önemliydi. Çünkü araştırmamızda gördük ki gerçekten Schildberger duyduğu şekliyle bu yer adlarını kaydetmiş. Biz görüyoruz ki Avrupalı metinlerde genellikle Latince adlar kullanılıyor. Çünkü çoğunun kaynakları Roma kaynakları. Ama Schildberger mesela Antalya'yı Attalya veya Satalya değil de Adalya olarak Türk İslam kaynaklarında geçtiği şekliyle almış. Veya Konya'yı İkonyum biçiminde değil de Gonya biçiminde neredeyse bugünkü diyalekte yakın şekilde almış. Bunun için biz Türkçe öğretiminde Schildberger'e ilk referans kaynağı olarak dönüyoruz. Yani ilk Türkçe ve Türkler hakkında bilgi veren metin olarak. Şimdi niye peki bunları Türkçe öğretimiyle ilişkilendiriyorum? Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü biz bu kaynakları bir Meinungsmacher ya da kanaat sağlayan, kanaat kaynakları olan metinler olarak görmek durumundayız. Bütün halk arasında farklı farklı düşünceler olabilir ama öne çıkan bir fikir olması için bunların eğitimli, kültürlü insanlar arasında konuşulması önemli ve kaynaklara geçmiş olması önemli. Seyahatnameler bu bakımdan Alman kültüründe özellikle farklı kültürlerle ilgili imajların oluşturulmasında temel kaynaklardandır. Bunların çok iyi incelenmesi gerekiyor. Ben bu seyahatnamelerden 3 tane yalnızca örnek aldım. Bir tanesi Schildberger'dir. Bir diğeri de Arnold von Harf. Şimdi Schildberger 1396 Nibolu Savaşı'nda esir olan birisi. İşte sonra Timur'a geçiyor Yıldırım Beyazıt'tan sonra. Ve ülkesine döndükten sonra yaklaşık 30 yıl sonra bir eser meydana koyuyor. Arnold von Harf da hacı olarak gidiyor. 1499 yılında onun seyahati.
O tabii çok ilginç. Bütün dillerden kayıtlar var onun eserinde ve Türkçe'de 56 kelime, yaklaşık 10 cümle kaydetmiştir. Bu çok incelenmiş değil. Schildberger aslında incelenen hem Türk hem de Alman araştırmacıların daha iyi bildiği diyelim bir kaynak. Harf biraz daha yeni ortaya çıkmış. Çünkü aslında onun yazmaları var. Çok eski yazmalar 16. yüzyılda falan ama 19. yüzyılda incelenene kadar o kadar ilgi çekmemiş. Şimdi harftaki bu Türkçe kaynakları da bizim için önemli. Onları da geriye dönüyoruz. Şuradan orijinal el yazmasını da gösterelim. Şimdi burada da bir resim var. Bu resim de tabii ki orada lale sembolü bakımından önemlidir. Çünkü bu lalenin de biz 16. yüzyıl ortasında Almanya'ya gittiğini biliyoruz. Hatta Amasya'da sultanın kime bunu hediye ettiğini de kaynaklardan izleyebiliyoruz. Arnold Harf Seyahatnamesi de Türkçe bakımından önemli bir kaynak. Buradaki kelimelerin, cümlelerin incelenmesi gerekir. Tabii ki yalnızca bunlar değil, yalnızca kelimeler değil. Buradaki düşünceler, buradaki bakış açıları da incelenmeli. Çünkü geçmişteki eserlere bakış açısı günümüzdeki gibi değildi. Yani bugün akademik dünya çok genişlemiştir, büyümüştür. Ama 16. yüzyılda, 15. 16. 17. yüzyıllarda okur yazar insanlar zaten belli bir sınıftı. Dolayısıyla orada kaynaklar birbirlerinden alıntı yaparken bunu bugünkü gördüğümüz gibi bir intihal biçiminde görmüyorlardı. Bu sebeple bu kaynaklardan bilgiler birbirlerine aktarılmıştır ve daha önce dile getirilmiş olan düşünceler sonraki yüzyıllarda da tekrarlanmıştır. Ve bu tekrarlanan kimi ön yargılı bilgiler günümüzde de yankılanmaktadır. Hem toplum içerisinde hem de önde gelen insanların zihinlerinde, yazdıklarında bu bilgiler yankılanıyor. Çok şaşırıyoruz. 20. yüzyılda nasıl böyle bir düşünce dile gelir diye bakıyoruz ama aslında kökeni çok daha eskiye gitmektedir. Bu bakımdan burada yalnızca Türkçe bilgilerinin değil, Türklerin nasıl değerlendirildiği, nasıl görüldüğü de ele alınmalıdır. Bunlar tabii tarih araştırmalarının ve dil araştırmalarının konusu. Ben kendi düşünceme bir arka plan olması bakımından bunları sizlere sunmak istiyorum. Bir diğeri de Bartolomeos Georgievits, bu Melek Sulu hocanın bu konuda yayınları var Türkçe'de. Melek Aksulu, özür dilerim, Kültür Bakanlığı'ndan yayınlanmış bu çok önceden. Bu konuda çalışmalar var ama daha yeni bakış açılarıyla incelenebilecek bir eser. Bu da yine Mohaç Savaşı sırasında esir edilmiş Polonya asıllı birinin yazdıkları, Latincesi var. Daha sonra 1591 yılın baskılı bir Almanca çevirisi var. Görüyorsunuz orada hakikaten çok önemli Türkçe için edebiyatı araştırmaları için diyelim önemli olabilecek, dil öğretimi araştırmaları için önemli olabilecek, aynı zamanda tarih araştırmaları için birinci elden kaynak olabilecek malzemeler bulunuyor bunlarda. Şimdi tabii peki kim araştırıyor bunları? Bunları araştırmakta zorluklar var. Alman araştırmacıların bunları araştırması ve iyi incelemesi için gerekli olan Türkçe bilgisi, Osmanlıca bilgisi yeterli değil. Birinci sebep bu. İkinci sebep, Alman tarihi hakikaten çok önemli olaylarla dolu. Ve Almanların kendi tarihlerini bir kenara bırakıp biraz daha özel uzmanlık gerektiren bu alanlara yönelmesini bazen beklemek zor olabilir. Dolayısıyla iki disiplinde yetişmiş, kendini geliştirmiş insanların bu metinleri ele alıp ve sağlıklı ve sağlam bakış açısıyla değerlendirebilmesi gerekiyor. Kim yapabilir diye bazen düşünüyorum, diyorum ki Türkiye'de o kadar germanistik bölümü var. Bugün konuşmalarda da geçti, 35 diye hatırlıyorum. Acaba bu germanistik iyi Almanca bilen bu kişiler Türkolog olsa ne güzel olurdu. Çünkü Alman arşivleri, kütüphaneleri
Türkçe el yazmalarıyla dolu, Türk tarihiyle ilgili kaynaklarla dolu. Ama bunlar o kadar yeterince istediğimiz düzeyde araştırılmıyor. Bugün söylendiği gibi Alman Türkologların kişisel gayretleriyle ortaya çıkarılmaya çalışılan bir külliyat var. Ama bu çalışmalar bence çok yeterli değil. Almanya'daki Türkologlar arasında da, Türkoloji bölümleri arasında da acaba hangi konuyu öne çıkarmamız gerekiyor? Schwerpunkte ne olması lazım bizim bölümümüzde diye 11 Türkoloji bölümü kendi aralarında da tartışıyorlar. Geçen katıldığım bir toplantıda da böyle bir tartışma olmuştu. Dediğim gibi bunlar, bu eserler hakikaten önemli. Şimdi ben niçin bunları ele aldım? Söylediğim gibi bu eserlerde dile getirilen düşünceler tekrar edilerek bir fikir oluşturuluyor ve bu fikirler kalıcı halde toplumun önüne sunuluyor. Bugünkü medyanın yaptığı gibi bir düşünce tekrar edilerek devam ediyor. Bu nedenle üniversitelerde verilen Türkçe dersleri yeni bir Meinungsmacher çevresi yaratmak için, yani eğitimli insanlara Türkiye'yi anlatmak, Türk kültürünü anlatmak, Türkçeyi öğretmek bu bakımdan çok önemlidir. Burada ben size öğrencilerimde yaptığım İstanbul gezisinden bir iki fotoğraf göstereyim. Birçoğu ilk kez Türkiye'ye gitti. Hatta hemen hemen hepsi. 22 öğrenciyi aldım. Bir hafta İstanbul'da gezdirdim. Kendi uçak biletimi de kendim ödedim. Zevkle, büyük bir keyifle yaptım ama bu bir bireysel çabalarla olacak bir şey değildir. Stratejinin bu yöne doğru kaydırılması gerekir. Üniversitelerde eğitimli insanlar arasında Türkçe öğretiminin ve Türkiye'nin ne yazmışız? Türkoloji bölümlerinin hem personel olarak, kaynak olarak, burslarla vesaire gibi şeylerle desteklenmesi gerekir. Çünkü sokakta herhangi bir kişiye öğrettiğiniz Türkçenin getirisiyle üniversite seviyesinde toplumda etkili olan bir kişinin Türkiye ve Türkçe hakkındaki düşünceleri, etki gücü birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu sil grubu, yani hedef kitlenin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Ben bu noktada eğitimli kişilerin hedef alınması, yani bu anlamda Türkçe öğretimi konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Almanya'da Türkçe öğretimi konusunda böyle bir genel bakış yaparsak, ben 9 madde yazdım. Birincisi, okullarda Türkçe öğretimi. Bu biraz önceki konuşmada dile getirildi. Ahmet Ünalan Bey'in söylediği ders. Tabii o çok özel. Hepsi bunların araştırılması gereken konular. Bir bakımdan yabancı dil öğretimi koşullarında ana dili öğretimi gerçekleştiriliyor. Zorluk oradan biraz çıkıyor. Yani bunu biz yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerine göre mi yapmamız gerekiyor? Yoksa ana dili öğretimi tekniklerine göre mi yapmamız gerekiyor? Ana dili öğretimi tekniği başka, yabancı dil başka. Bu yüzden burada çelişkiler var. Tabii olayın politik, siyasi çeşitli yönleri var. Türkoloji bölümlerinde Türkçe öğretimi var. Üniversitelerde Türkçe öğretimi var. Sprachenzentrum, aslında bu benim asıl sizlere anlatmak istediğim husustu. Bavyera eyaletinde dil öğretimi merkezlerindeki Türkçe öğretimi. Yine Volkshochschule'lerde, Halk Yüksekokulu'nda öğretilen Türkçe var. Türkiye'ye ait kurum ve kuruluşlarda Türkçe öğretimi var. Bunun örneği Yunus Emre Enstitüsü. O da burada bir konu. Yine Almanya'da yaşayan Türklerin çeşitli kurum ve kuruluşları var. Camilerden derneklere kadar. Özel dil kurslarında Türkçe öğretimi var. Bu da yine söz konusu edildi. Bunun dışında hakikaten bireysel girişimler ve benzeri çalışmalar var. Ve son olarak aslında pek de görünmeyen ama giderek daha da etkinliğini artıran online Türkçe öğretimi meselesi var. Şimdi bu 9 başlık, belki daha da fazla olabilir. Bunlar tartışılabilir. Zannederim Mikail Bey'in sunusunda da benzer bir sınıflandırma vardı. Bunların tek tek ele alınıp incelenmesi doğru olur. Şimdi tabii burada Almanya'daki Türkçe'ye dair de bir şey söylemek istiyorum, onu unutmayayım söylemeden. Yani Almanya'da Türkçe unutulmaz, unutulmuyor ve unutulması da mümkün değildir. Bazı kişiler belki daha çok Almanca konuşacaktır. Bazı kişiler belki yani Türkçe'yi tercih edecektir ama ben bir kişisel gözlemimi söyleyeyim. İlk geldiğim yıllarla şu anki duruma göre Türk kökenli gençlerin Türkçelerinde düzelme görüyorum.
Bunun sebebini de özellikle televizyon, internet gibi araçların giderek yaygınlaşması ve yaygın biçimde kullanılmasıyla bağlantılandırıyorum. Bunu pek göremiyoruz, ölçemiyoruz, tartma imkanımız yok. Ancak bu bir hayatın realitesidir. Gerçekten şu anda çok güzel, yani gözlemleyebiliyorum. Türk edebiyatını takip etmek isteyen gençler sürekli bana başvuruyorlar üniversitelerde. Şimdi 9 üniversite aldım ben Baviera'da. Tek tek hepsini anlatırsam tabii ki sıkıcı olur ama özellikle Sprachenzentrum, mesela benim çalıştığım Augsburg Üniversitesi'ni bahsedelim. Türkisch 1, 2, 3, 4 diye 4 ana başlıkta biz 4 kurs yapıyoruz. Her semester 2 kurs yapıyoruz. Ve bu kurslarda genellikle ulaşmak istediğimiz en yüksek hedef A2+ diye bir hedef. Şimdi bu aslında önce B1 diye geçiyordu ama bunun tabii gerçekçi olmadığını ben gördüğüm için A2'nin daha doğru bir seviye olduğunu düşünüyorum. Würzburg Üniversitesi'nde işte Erlangen'de, Regensburg'da, Bayreuth'da, Münih'te yani bütün üniversitelerde Türkçe öğretiliyor. Bu Baviera için böyledir. Tabii ki diğer eyaletler de aşağı yukarı böyle. Öğleden önceki oturumda dile getirildi. Şimdi seviyeler A2, B1 seviyesi. Ancak bunlar tabii test edilmiş seviyeler değildir. Yani bu seviyede ortak başvuru metni, yani referans rağmen ölçüsünde bir test merkezi yok. Mesela Yunus Emre Enstitüsü öyle bir şey hazırlayabilir. Yani ortak başvuru metnine uygun Türkçenin sertifikalandırılması konusunda bir çalışma yapılabilir. Bu Goethe Enstitüsü'nün yaptığı tarzda. Bu çeşitli test merkezleri var, onlarla işbirliğine gidilebilir. Bunlar üniversitelerin kendi seviye belirlemeleri. Ders saatleri farklılık gösteriyor. Genellikle haftada 4 saat üzerinden veriliyor. Kitaplara bakalım. Kitaplar çok çeşitlilik gösteriyor. Ben onları da şurada kitapları göstereceğim size. Hemen bir kısaca bir örnek göstereyim. Bu Augsburg Üniversitesi'nin 3 sayfalık İşte öğrencilerin Türkçe dersi aldığında kredi aldıkları listeyi gösteren bir belgenin birinci sayfası. Yani bir öğrenci okuduğu bölüme göre Türkçe kursunu aldığında ne kadar Leistungspunkte kazanabilir. Yani Türkçe öğretiminin bir karşılığı var, bir anlamı var üniversitede. Bunu ben gayet olumlu ve değerli buluyorum. Şimdi kitaplar, üniversitelerde kullanılan ders kitapları bunlar. Aşağı yukarı Kolay Gelsin kitabı çok öne çıkıyor. Kolay Gelsin kitabındaki, onu da hemen söyleyeyim. Biraz böyle çok söyledim kendi yazdığım makaleleri arkadaşlarla birlikte ama Kolay Gelsin kitabındaki görsellerin kültürel bakımdan değerlendirilmesi başlıklı bir makaleyi 2016 yılında Türkçenin Eğitim Öğretimi Kurultayı'nda sunduğumuz bir bildiriden sonra yazmıştık. Yine Dursun Köse ile birlikte. Burada da gördük ki görsellerde hala bu eski şey var. Yani Alaaddin'in lambası, işte çeşitli bir baklava, çay. Yani bu şeyler, bu oryantalist bakış bir türlü şeyi bırakmıyor, arkasını bırakmıyor Türk imajının. Onun için bunu vurgulamak istemiştik. Bir de çok ilginç bir şey tabii, bu yayın evinin fotoğraf havuzunun Türkçe ve Arapça için ortak kullanıldığını fark ettim. Çünkü bakıyor, Arapça kitabını da meslektaşımda gördüğüm zaman baktım ki bizim Türkçe kitabındaki aynı fotoğraflar. Yani bu da ilginç bir konuydu. Ayten Genç Hoca'nın araştırması için de hemen onu hatırladım o anlatırken. Şimdi bu Kolay Gelsin kitabı hakikaten uygun ve Almanca açıklamalı bir kitap. Bu kitap tartışması ilginç bir tartışma. Yani tamamı Türkçe olarak hazırlanmış bir kitabın Almanya'da üniversitelerde kullanılabilmesi için o kitabın hakikaten çok çok iyi hazırlanmış olması gerekir. Yoksa siz mesela bizim bu Hitit, uzun yıllar kullandığımız, hala da kullanılan Hitit kitabıyla Alman üniversitelerine ders verirseniz sabahki işte Oğuzhan Hoca'nın dediği gibi canlı canlı ameliyat yapmaya benzer.
Yani acı çektirirsiniz öğrencilere. Bunu yıllardır burada Türkçe öğreten birisi olarak söylüyorum. Çok iyi üzerinde çalışılması gerekiyor. Yoksa hemen sonuç elde edilmez diye düşünüyorum. Bu tek tek kitapları anlatmaya gerek yok. Günaydın çok değerli bir kitap. Biraz tabii çok önce yazılmış ama çok iyi kurgulanmış bir kitap. Alef Tekin Ay tarafından hazırlanmış. Yine Ne Güzel diye bir kitap var. O da güzel. Yine Turkish Myth System diye Özgür Bey'in, Özgür Savaşçı'nın hazırladığı, Münih Üniversitesi'nden yakında yeni emekli olduğu duyduğum kadarıyla. Onun hazırladığı bir kitap var. Kolay Gelsin kitabı, Güle Güle kitabı. Ben bu Türkçe kitapları hakkında birkaç şey söylemek istedim ve ilk söylemek istediğim şey de kitapların adlarıydı. Yani hakikaten çok güzel adlandırılmış kitaplar. Bu önemli görüyorum bunu. İşte fotoğraflar ve görsel malzemeler biraz önce söyledim. Sonra tekrar kullanılıyor. Yani bu oryantalist imgeler var bu kitaplarda. Ve içerik kimi zaman doğal değil. Biz bazen Türkçe'de böyle söyleriz. Yani biraz çeviri kokuyor dediğimiz şeyler var. Ama genel olarak iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz üniversitelerde kullanılan kitapların. Bu kitapların çoğu özellikle Kolay Gelsin Volkshochschule'de de kullanılıyor. Yani halk eğitim merkezleri veya halk yüksekokulunda kullanılan kitaplardan birincisi zannederim o. Şimdi benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlar. Yani çok fazla detaya da girmek istemiyorum. Daha detaylısını zannederim eğer makale şeklinde ortaya koyarsak orada izlenebilir. Ama dediğim gibi buradaki Türkçe dersleri her zaman için burada Türk toplumuyla ilişkilendiriliyor. Bunların daha eski temelleri var ve biz bu temelleri önce kendimiz anlamak zorundayız. Tabii ki bu çok derinlemesine tarih araştırmaları olmayabilir ama en azından bilgi sahibi olmak zorundayız ki meseleyi daha iyi anlayalım. Son cümle hocam izninizle bu gurbetçi kelimesini de artık yasaklayalım. Çünkü bu gurbetçi biliyorsunuz Anadolu'da mevsimlik işçi olarak, geçici olarak başka bir yere giden sonra da geri dönen kişiler içindir. Artık Almanya'da gurbetçi diyemeyeceğimiz bir Türk toplumu ortaya çıktı. Bunun en güzel örneklerini bu Uğur Şahin Bey'in ve Özlem Türeci Hanım'ın çalışmalarında gördük. Onlar yalnız değildir. Onlar gibi çok çok fazla sayıda Türk gençleri, Türk akademisyenleri ya da iş adamları çeşitli alanlarda Almanya'da kendilerine yer edinmişlerdir ve Alman toplumunda yerleri vardır. Dolayısıyla bu gurbetçi kelimesi biz kendimiz söyledikçe öyle bir psikolojinin içine de biz öyle bir diskur yaratıyoruz ve o diskurun içine de toplumu koymaya çalışıyoruz. Akademisyenlerin buna özellikle dikkat etmesi gerekir. Ben bu kelimenin tırnak içinde yasaklanmasını öneriyorum. Çünkü bu aslında 1972 yılında Özdemir Erdoğan'ın bir albümüdür. Yani Gurbet. Ve o tarihten itibaren ünlü olmuştur. Özellikle Şener Şen'in, İlyas Salman'ın filmlerinde. Şimdi hepinizin eminim kafasında çalacak şekilde o kadar çok duymuşuzdur ki bunu. Kemal Sunal'ın filmlerinde çok kullanılan bir müziktir. Ve dolayısıyla bu gurbetçi imgesi işlene bir şey gibi yapışıp kalmış. Artık gurbetçi sözünden vazgeçelim. Gurbetçi yok. Almanya'da Türk toplumu var, başarılı insanlar var ve bütün dünyada olduğu gibi global bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Bu diskriminasyon meselelerine de Almanya'daki toplumu, Amerika'daki, İngiltere'deki veya Endonezya'daki, Japonya'daki örnekleriyle bir bütün olarak bir insanların ilişkileri bakımından, toplumların ilişkileri bakımından ele almamız gerekir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Ergün Hocam. Şunu anladım ki biz tarih alanından bir hocamızı Türkçe'nin eğitimine kaybetmişiz ya da transfer etmişiz. Böylece kendi adıma tarihçiler olarak biraz üzüldüm. Ama Türkçe'nin Almanya'da öğretilmesi konusundaki gayret ve çabalarınızı da takdir ettik. Tabii ki o da daha büyük kazanım belki. Belki tarihi anlatacak, araştıracak yeni nesillerin yetişmesinde de bu vesileyle sizin katkınız, etkiniz daha büyük olacaktır. Çok çok teşekkür ederim. Özellikle Ahmet Hocam'ın sunumundan sonra sizinki tamamlayıcı oldu. Bunu da ayrıca söylemem gerekiyor.
Efendim, şimdi hızla ilerliyoruz. Oturumun üçüncü konuşmacısı olarak Aslıhan Selcan Hanım Bingöl, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde. Kendisi hem doktora sonrası dönemlerinde Almanya'daki Türk toplumu ve bunun dil problemleriyle ilgili çalışmaları bulunan bir hocamız. Konuşma başlığı bir dil ve kültür aktarıcısı olarak Koala. Efendim buyurun Selcan Hocam. Merhaba değerli hocalarım. Nasılsın? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Beni de bu sempozyuma dahil ettiğiniz için. Yine Ayten Genç Hocam'a da saygılarımı sunuyorum buradan. Hem Ayten Hocam'dan hem Yunus Hocam'dan çok kısa süreli ders alma imkanım olmuştu Tömer'de. Yabancılara Türkçe öğretim sertifika programından. Şimdi burada olmak çok büyük bir onur benim için. Eğer izin verirseniz ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Ama sanırım Ergin Hocam'ınki hala görünüyor burada. Ben onu hemen kapatıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. İzninizle ben de paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz isim olarak değişik gelmiş olabilir koala falan. Hızlıca açıklayacağım size nedenlerini. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 2005 yılından beri yurt dışındaki Türk çocukları, özellikle Almanya'daki Türk çocukları üzerine çalışıyorum. Hem yüksek lisans hem doktora çalışmam. Ve her ikisinde de danışmanım, akademik babam Profesör Doktor Çağatay Özdemir. Onun sayesinde adım attığım ve bundan çok mutluluk duyduğum bir alan. Yine işte bugün size bahsedecek olduğum konu Koala'da yine benim doktora çalışmamdı. Bir yıl süreyle Almanya'da çok sıkı çalışmalar, okullar, bakanlık, şimdi ayrıntılarını anlatacağım, çalışmalar yaptım ve hala da hem oradaki öğretmenlerimle hem yönetimle görüşüp hala durumu takip ettiğim bir olay Koala. Peki Koala ne diyeceksiniz? Bu sevimli hayvancık ne diyeceksiniz? Haklı olarak ben de ilk bununla tanıştığımda çok değişik gelmişti bana. Koala aslında Almanca bir ifadenin kısaltılmış hali. Koordineli ya da eşgüdümlü alfabe öğretimi ya da işte Türkçesini daha çok eşgüdümlü, koordineli, iki dilli okuma yazma öğrenimi olarak bahsediyorlar alfabe vurgusuyla. Daha çok ilkokullarda rastladığımız bir şey ama Almanya'da ilkokullardan önceki o hazırlık sınıfı dediğimiz sınıflarda da uygulanan bir çalışma. Peki ne yapılıyor koalada ve niye koala hayvanı seçilmiş diye sorarsanız dediğim gibi bir kere zaten başlangıç baş harflerinden bir akrostiş tarzında kullanmışlar koala demişler ama aynı zamanda koala hayvanının özellikle yavrularının İşte o mentor yaprağı, ökoliptüs yaprağı yermiş ve hep bir yardıma ihtiyacı olunmuş. Burada da şöyle bir vurgu var. İki dilli çocuklar hep yardıma ihtiyaçları var. Onları nasıl destekleyebiliriz yolundan çıkmışlar. Aslında HESEN Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bir proje Türkler tarafından. Biliyorsunuz Almanya'ya baktığımız zaman tabii 60'lı yıllardan itibaren özellikle Türkiye göçüyle birlikte bakarsak 61 yılından itibaren birdenbire bizim şu an Suriye göçüyle birlikte yaşadığımız şoku da onlar zamanında yaşamışlardı ve her eyalet ya da işte her federalet kendine göre bir model geliştirmişti. Bu modellerden benim bahsedeceğim Koala projesi aslında Frankfurt modelinin bir parçası. Frankfurt'ta, Hessen eyaletinde. Ama şunu belirtmek durumundayım. Koala projesi Hessen eyaletinde 91 yılından itibaren başlatılan bir proje ama şimdi de zaten hocalarım da bahsettiler. Hessen eyaletinde ne yazık ki olumsuz uygulamalar var ana diline Türkçe'ye yönelik. Her şeye rağmen güzel sürdürülen bir proje ama diğer eyaletler de bu projeyi kullanıyorlar. Özellikle Kuzey Renvestfalya'da hala kullanılan, çok başarılı bir şekilde uygulanan. Çünkü politika biliyorsunuz gerçekten hocalarımın da belirttiği gibi çok belirleyici bu tarz projelerin uygulanmasında. Diğer eyaletlerde de aynı şekilde devam eden bir şey. Aslında koalayla uygulanmak istenen şey ana dil dersleriyle Almanca derslerini koordineli olarak yapmak. Bu niye gerekli? Şimdi size sebeplerinden bahsedeceğim ve tabii ki de ana dilini yabancı dil olarak kabul etme vurgusu çok ciddi anlamda var. Almanya'daki hemen şöyle çok affedersiniz. Fachberaterzentrum denilen işte ana diller merkezi orada işte göçmen ve ana dilleri merkez müdürlüğü var. Orada yapılan bir proje. 91 yılında ilkokulda, Frankfurt'ta bir ilkokulda başlatılan bir proje. Yani adı proje ama aslında hani öyle bir deneme projesi gibi değil. Proje olmasının nedeni hani sanki belli bir süre yapıldı gitti değil. Proje olarak geçiyor ama çok esnek,
çok farklı şekillerde uyarlanabilir bir program. Nasıl yapılıyor diye bakarsak, dediğim gibi zaten başlıkta da vurguladığım gibi öğrencilerin iki dilli olduklarını, hatta çok dilli olduklarını göz önüne alan bir proje. Berin Nakiboğlu Şimank tarafından başlatılan bir proje 91 yılında. Kendisi de işte birinci kuşak Türklerden Almanya'ya giden, orada Türkçe öğretmenlik okuyan ve Türk çocuklarının sıkıntılarının farkında olup uzun Alman hükümetiyle mahkemelik olarak, öğretmen olarak atanmayan, normal Alman sınıf öğretmeni olarak mezun olup Alman hükümetinin politik sıkıntılarından dolayı atanamayan ama yıllarca süren mahkemelik süreçlerden sonra Almanya'daki ilk Türk Alman sınıf öğretmeni olarak çalışan kişi ve Türk çocukların durumlarını çok yakından takip ederek onların bu yaşadıkları sorunlara bir çözüm geliştirmeye çalışıyor. Koala projesini başlatıyorlar. Daha sonra Berin Hanım, ki ben ikinci danışmanım gibiydi, bu bahsettiğim Göç ve Anadiller Merkez Müdürü oluyor Frankfurt'ta. Ve bu projeyi çok çoğaltıyorlar. Dediğim gibi diğer eyaletlere de yayılıyor. Şu an kendisi emekli ama yine kendisinin yetiştirdiği, bugün aslında katılacaktı, şu an yetişemedi galiba. Şu anda Yasemin Karakadoğlu'nun devam ettirdiği, dediğim gibi Alman Bakanlığı'yla devam eden bir proje. Ne yapılıyor peki Koala'da? Koala'da dediğim gibi hem kültür hem dili ele alıyorlar. Yani çocuklar iki dilli olarak geliştirilsinler. Hemen buna dönmeyeceğim. Bir kere diyorlar ki okulların yapıları çok farklı. İşte bazı okullar var Almanya'da, ben bizzat gördüm mesela araştırma yaptığım Alman öğretmenle görüşme yaparken, sınıfımızdaki Alman çocuklar diye başladığım sorulara benim sınıfımda Alman yok diyen öğretmenler de vardı. Ya da işte yarısı Türk, yarısı Alman, yarısı farklı göçmen kökenli, birçok farklı. Yani okulların durumları çok farklı. Yabancı kökenli öğrencilerin çok fazla olduğu, tamamen yabancı kökenli öğrencilerin olduğu, işte birden fazla dilin temsil edildiği okullar, sosyoekonomik seviyesi çok farklı olan okullar, çok farklı durumları var. İlk önce bunları ele alıyor. İşte bu proje, niye böyle bir proje yapılıyor? Göç de değişti artık. Niye değişti? Çünkü artık karma evlilikler var. Eskiden hani yurt dışında özellikle Almanya'da yaşayan Türkler için en farklı karma evlilik bir Almanla Türk'ün evlenmesiyken, ben mesela Türk öğrencilerle görüşme yaptığım zaman sağ olsun öğretmenlerimiz bana işte Türk öğrencilerimizle işte termin ayarlıyorlardı. Çocuklarla görüşmeye başlıyorum işte. Diyor ki annem Japon, babam Türk diyor. İşte babam Arap, annem Türk diyor. Yani artık göçün de yapısı değişmiş. Sadece Almanlar, Türkler evlenmiyorlar. Peki bu neye neden oluyor? Çok farklı dillere neden oluyor. Yani okullarda artık diller de çok farklı seviyede. Yani iki dillilik bile yok artık. Çok dillilik durumu var. Dediğim gibi özellikle Türkçelerine bakarsak, çünkü bu projenin amacı çocukları iki dilli olarak geliştirmek. Hem Türkçelerini hem Almancalarını, kendi dillerini ve kültürlerini unutmadan Alman dili ve kültürünü de edinebilmelerini amaçlayan bir proje. Ama tabii baktığımız zaman orada yaşayan Türkleri ele aldığımız zaman çok farklı seviyelerde olduklarını görüyoruz. İşte Türkçe seviyeleri çok farklı. Bazı aileler hala Türkçe'ye önem verip çocuğunu Türkçe'de belli bir süreye kadar tutuyor. Okula başlayana kadar Almanca hiç görmeyen çocuklar olduğu gibi. Bir kelime Türkçe bilmeden okula başlayan ya da her iki dilde de yetersiz olan öğrenciler var. Bütün bu farklılıklar. Yine dediğim gibi Türk kültürü de aynı şekilde. Mesela ben sınıflarda kendi gözlemlediğim, kendi şahit olduğum bir durumdan bahsedeyim size. İşte Türkçe öğretmen Türkçe dersini yapıyor. Cami resmini gösterdiği zaman bir Türk öğrenci şato demişti mesela. Yani Türk kültürü de çok farklı. Yani ailelerden aldıkları bilgiler, eğitimler çok farklı. Yine dediğim gibi ailevi kişisel sorunlar artık yine göçün değişen yapısı olarak karşımıza çıkan, artık ithal gelin, ithal damat dediğimiz özellikle gelinlerin Türkiye'de sosyalleşmesini tamamlayan, belli bir süre yaşayan ve evlilikle Almanya'ya gelen özellikle gelinlerin yarın bir gün çocukları olduklarında çocuklarına gerekli desteği sağlayamaması en önemli, özellikle burada tabii Almanca dillerinin yetersiz olması. Dediğim gibi pek çok farklı durumlar. Yine eğitimsel sorunlar var. Bazı veliler çocuklarıyla çok ilgili olabildiği gibi bazıları hiç ilgilenemiyor ya da istese bile ilgi gösteremiyor. Çünkü dil seviyesi yok, yardımcı olamıyor. Dediğim gibi kültür, çocuk yetiştirme, disiplin farkı. Mesela Alman kadın öğretmenlerin ben zamanında yaptığım çalışmalarda hep dedikleri bana şuydu. Erkek çocuklarını niye kral gibi yetiştiriyorsunuz? Hani bizdeki paşa şehzadeyi bilmedikleri için niye kral gibiler, niye prens gibiler diyor mesela. Yani kültür farklılıkları.
Bütün böyle bayağı bir sıkıntılar var yani Türklerin durumuna baktığımız zaman. Koala diyor ki bu kadar çok sorun var, bu kadar farklılık var. Bu çocukların yarım iki dilli olmasına neden olabiliyor. Yarım iki dilli olan, yani kendi ana dilini bilemeyen, üzerine Almanca'yı inşa edemeyen çocuklar, Almanya gibi bu kadar biliyorsunuz çok elitist bir sistem, kendi çocukları için bile çok zor bir eğitim sistemi, Alman eğitim sistemi. Düşünsenize ilkokul 4. sınıfta ne olacağınız belli oluyor. Üniversiteye mi gideceksiniz, fabrika işçisi mi olacaksınız, mesleki eğitim mi alacaksınız? Bu kendi çocukları için bile zor bir sistemken, Türk çocuklarını düşünün. Sadece dil bilmediklerinden dolayı ya da farklı kültürel şekilde yetiştirildiklerinden dolayı. Ben kendi size mesela kuzenimden örnek vereyim. Şu an benimle yaşıt. Çok zeki, çok iyi bir, çok severim. Hala görüşüyoruz Almanya'da. Onu ilkokuldayken o biliyorsunuz Sonderschule dediğimiz, şu an Förderschule diye biraz yumuşattıkları özel eğitime muhtaç olan çocukların okullarına göndermek istediler. Nedeni ne dediğimizde dediğinde işte halamlar çok sessiz duruyor. Bu kadar sessizse bir sıkıntısı var bu çocuğun. Hani Alman eğitim sistemi çocukların çok sesli katılmasını istiyor, derste iştirak etmesini istiyor. Ama bizde nasıl yetiştiririz? Bizde çiçek olmak vardır mesela. Ne kadar sessiz olursan o kadar iyi. Yani kültürel farklılıklar. Yani bu koala dediğimiz şey değerli hocalarım, Alman ve Türk öğretmenin koordineli bir şekilde çalışarak diller arası benzerlikleri, farklılıkları vurgulaması, kültürler arası benzerlikleri, farklılıkları vurgulaması, çocukların diller arasındaki farklılıklardan dolayı yaşadığı sıkıntıları gidermeye çalışması. Burada dikkat ederseniz mesela Portekizce ve Sırpça da diyoruz. Çünkü koala dediğimiz şey sadece Türkçe, Almanca yapılmıyor. Portekizce, Almanca, Sırpça, Almanca ve hatta Arapça, Almanca yapılıyor. Çünkü size bahsettiğim bu diller, kültürler merkezi Frankfurt Eğitim Bakanlığı'ndaki çok farklı dilleri de ele alıyor. Yani niye var koala diye bir proje? Her iki öğretmenin de çocukları gözlemleyerek, özellikle Türk çocuklarını biliyorsunuz şimdiye kadar Türk çocukları ne yazık ki uzun yıllar, özellikle göçün ilk yıllarında, bir buçuk kuşak dediğimiz, ikinci kuşak dediğimiz Türk çocukları dil bilmedikleri, tek neden buydu aslında, dilleri yeterli olmadığı için, Almancaları yeterli olmadığı için başarısız kabul edildi. Özel eğitim kurumlarına gönderilenler olduğu gibi sadece Hauptschule dediğimiz fabrika işçisi ya da en fazla meslek lisesine gönderilebiliyorlardı. Bunun tek nedeni dediğim gibi diller arasındaki bu sıkıntıyı yaşamalarıydı. Şimdi koala ile birlikte yapılan şey şu. Bir kere Türkçe dersleri ki şu an çok güncel, Hessen'e bu durumuyla ne olacak onu bilmiyoruz ama zaten 2000 yılında Hessen eyaletinde ana dili dersleri zorunlu ders olmaktan çıkmıştı. Yani karne notu olarak verilmiyordu çocuklara. Dolayısıyla ana dili dersleri ne yazık ki okul bittikten sonra çocuklar yorgun, argın, işte dersler bitmiş, okul bitmiş, herkes gitmiş, Türkçe dersi başlıyordu. Ve aynı şekilde Türkçe öğretmenleri de boş bir okulda sadece işte okulun hizmetlisiyle birlikteyken ders veriyorlardı. Ama işte hem Ergun Hocam hem Ahmet Hocam'ın bahsettiği Türkçe nasıl öğretilecek vurgusu çok önemli burada. Yine oradaki Türk çocuklarına sanki Türkiye'deki Türk çocuklarına Türkçe öğretir gibi ders veriliyordu. İşte koala diyor ki öyle yapmayın diyor. Çocukların kafası karışır diyor. Çünkü çocuk bütün gün Almanca öğreniyor. O şekilde dersleri alıyor. Belli öğretim yöntem tekniklerini görüyor. Belli materyaller kullanıyor öğretmen. Kafasında o yerleşiyor. Ama siz Türkçe dersine geçiyorsunuz. Kendi materyallerinizi, kendi yöntemlerinizi kullanıyorsunuz. Bu çocuğun kafasını çok fena karıştırır, iki dilini geliştiremez diyorlar. Ne yapalım diyorlar? Almanca dersinde kullanılan yöntemleri uyarlayın. O materyalleri uyarlayın. Öğretmenle koordineli çalışın. Hangi konuyu işlediyse öğretmen Almanca'da, Türkçe'de de o gün o konuyu işleyin. Koala ile birlikte okul organizasyonunda değişiklik dediğimiz şey şu. Bu belki de çok gerçekten çok ciddi bir özelliği koalanın. Demin bahsettiğim Türkçe derslerine olan bu olumsuz tutum, yani okul bitiyor, herkes gidiyor, ne nota geçiyor ne bir şey oluyor, zaten ne işime yarayacak vurgusu çocukların kafasında yerleşiyor. Koala ile birlikte Türkçe dersleri okul saatine alınıyor. En önemli değişiklik bu.
Ya bu gerçekten çok radikal ve önemli bir değişiklik aslında. Çünkü bunun çok büyük etkileri oluyor. Türkçe öğretmeni açısından herkesin gittiği, kimseyi tanımadığı bir okul değil. Öğretmenler odasında diğer Alman öğretmenlerle, diğer yabancı kökenli öğretmenlerle meslektaşlığını hissettiği bir dönem. Ya da Türk çocuğunun Türkçe öğretmenini diğer öğretmenler gibi görmesi. Yine benzer bir şekilde Alman çocuklarının, aa bu öğretmen de bakın benim diğer öğretmenlerim de aynı öğretmen odasında oturuyor, aynı şekilde derslere giriyor diye. O hani saygınlığının, statüsünün artması. Dediğim gibi Koala o kadar esnek bir program ki, yani farklılıklara çeşitliliklerle çok çeşitli çözümler ver diyorlar. Mesela demin bahsettiğim gibi bir okul tam iki dille eğitim verebilir. Burada mesela biraz daha size resimlerle de göstereceğim. Türk öğretmen ve Alman öğretmen dersi beraber işliyorlar. Nasıl yapıyorlar? Tabii sınıfın durumuna göre, sınıftaki öğrencilerin durumuna göre. Alman öğretmen ilk önce Almanca olarak anlatıyor, Türk öğretmen Türkçe olarak anlatıyor. Böyle bir yöntem var. Ya da sınıfta çok fazla Türk çocuk yok ama Türk çocuklarını gözlemlemek önemli. Nerelerde sıkıntı yaşıyorlar? Türk öğretmen Alman öğretmenle birlikte normal derslere giriyor. Çocukları gözlemliyor. Gerekirse anında mesela işte bir yardımında bulunuyor. Ben size mesela kendi gözlemlerimden bir örnek vereyim. Ben okullarda derse yani sağ olsun Berin Hanım'ın dediğim gibi Berin'deki bir alışıma o zaman orada müdür olduğu için biliyorsunuz Almanlar pek okullarını falan sokmak istemiyorlar. O konularda biraz sıkı var. Çok ciddi bir anlamda rahattım. Bir yıl boyunca Hessen eyaletinin neredeyse bütün okullarını, bütün sınıflarını gezebildim. Bir sınıfta ders anlatıyorlar. İlkokul birinci sınıf. Türk öğrenci, 5-6 tane Türk öğrenci var. Derste şöyle bir şey. İlkokul birinci sınıfta Almanlar genelde şöyle bir yöntem izliyor. Her hafta bir hayvanı ele alıyorlar mesela. Bir hafta kediyi ele alıyorlar. Disiplinary program dediğimiz. İşte kedi, matematik dersinde 2 kedi, 3 kedi daha kaç eder. Müzik dersinde işte kedi şarkıları. İşte ne bileyim dil dersinde kediyle ilgili işte bir metin okuma gibi. Ve tesadüfen o hafta gittiğim derste de bir hayvan adı, bir hayvan kullanıyorlar ama onun telaffuzu, Almanca'daki telaffuzu Türkçe'de argo bir şeye denk geliyor. Şimdi ben bile ilk duyduğumda öğretmen dersi anlatmaya başladığında ben bile şöyle bir gülümsedim. Ama öğretmen devamlı anlatıyor, hayvanın adını söylüyor. Bizim çocuklar yazık kahkahalar atıyorlar. Ama öğretmen çok rahatsız oluyor. Ya ben gayet güzel dersimi anlatıyorum. Bu Türk çocukları yine niye dersi böldü? Çünkü biliyorsunuz Türk çocukları ne yazık ki uzun zamanlar eğitim sistemini, hatta PISA sınavlarında bile başarısız olmamız, başarısız olması Almanların Türk çocuklarına ne yazık ki atıldı. Onlar yüzünden işte onlar başarısız oluşun yüzünde PISA sınavlarında işte başarımız düştü o isimli PISA sınavlarında diye. İzliyorum ben şimdi. Tabii Türkçe öğretmen de var sınıfta. Yani bu vurguyu size bahsetmek için anlatıyorum bu örneği. Çocuklar gülüyor, öğretmen sinirleniyor. Türk öğretmen hemen gitti, Alman öğretmenine kısaca bir açıklama yaptı. Gülüyorlar ama nedeni bu. Yani çünkü onlara komik bir kelime gibi geliyor, dedi. O anki, inanın hani izlemek çok güzel, Alman öğretmenin ah so deyişini hiç unutmuyorum yani. Ha ondan mı? Yani yoksa düşünsenize böyle bir şey olmasa, hani şimdi bu diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi var, CFR dediğimiz. Hani yeni bir vurgu getirdiler, mediation, aracılık diye mesela. Yani onun en güzel örneği gibi düşünüyorum ben, bir köprü görevi. Yani orada hemen bir aracılık yaptı öğretmen, bunun açıklamasını yaptı. Yoksa Alman öğretmen diyecekti ki bu çocuklar sınıfın düzenini bozuyor, bu çocuklar niye gülüyor? Çocukların da Almancası çok yeterli değil, niye güldüklerini anlatacak durumda değiller. Mesela en güzel örnek benim için buydu. Ya da şimdi birazdan bahsedeceğim etkilerden işte öğrencilerin pek çok kazanımları var. Bir kere öğrenciler artık Türk olduklarından utanmıyorlar. Zamanında Türk çocukları uzun yıllar Alman eğitim sisteminde Türk olmalarından ne yazık ki çok gurur duyamıyorlardı. Hani Türkçe sanki çok bir şey katmıyor, bir faydası yok gibi. Ama Alman öğretmen ve Türk öğretmenin beraber çalışması, çocukların bunları görmesi, kültürlerin Alman kültürüyle Türk kültürünün benzerliklerini, farklılıklarını vurgulamaları. Yine bir derste kendim şahit olduğum diyorlar. İşte tam Weihnacht zamanı, yılbaşı zamanı onların en önemli zamanları. Alman öğretmen dedi ki, Türk öğretmenle tabii beraber hazırlıyorlar içerikleri, materyalleri. Yani bunun için de farkındaysanız Türkçe öğretmeninin çok iyi Almanca bilmesi gerekiyor. En önemli vurgu burada bu. Onun nedenini de birazdan açıklayacağım. Alman öğretmen dedi ki, çocuklar biliyor musunuz dedi, aslında işte Noel Baba Türkiye'den gelme, Antalya'dan gelme.
O an inanın o Alman çocuklarının yanındaki Türk arkadaşlarının diye bakışları, böyle inanılmaz derecede sevinmeleri, aa nasıl ya, demek ki Noel Baba Türk'tü falan diye onların sevinmeleri, bizim çocukların böyle bir gururla evet tabii falan demeleri kendileri bilmeseler bile. Yani kültürlerin benzerlikleri, farklılıkları, bunları vurgulamak çok önemli mesela. Şimdi aslında bu koalayı anlatıyorum ama şu an düşünürsek aslında mesela şu an günümüzdeki bu Suriyeli, değil mi? Hani eğitim sistemimizdeki ciddi anlamda ele alınması gereken durumu. Yani koalayı ben çok evrensel bir pedagojik yaklaşım olarak görüyorum. Aslında çok uyarlanabilir. Yani Türkçe'ye, Almanca'ya uyarladılar. Türk kültürüne, Alman kültürüne. Yani bu benzerlikler, farklılıklar, dillerin benzerlikleri, farklılıkları. Aslında Türkiye'de bile uygulanabilecek bir model. Yani mesela Türk öğretmenle Arap öğretmenin işbirliği içinde çalışması. Türk öğretmen çünkü ben bu doktora çalışmalarımdan sonra biraz da Suriyeliler işte günümüzdeki işte geçici eğitim merkezlerine özellikle çok çalıştım. En ciddi sıkıntı. Yani ben Almanya'daki Alman öğretmenlerden duyduğum şikayetleri Türkiye'de Suriyeliler için Türk öğretmenlerden duydum. Aynı şey. Yani ben mesela ilk Almanya'da Alman öğretmen bana sınıfımda Alman yok dediğimde aha küçük dilimi yutmuştum. Nasıl adamın ülkesine nasıl adamın öğrencisi olamaz diye. Şimdi Suriye'ye yani kilise gidiyorsunuz mesela Türk öğretmenle görüşme yaptığınız zaman o bile diyor yani artık. Sınıfında galiba tek Türk öğrenci kalmadı diyor mesela. Yani bu çok evrensel bir olay. Bu göç olayı, göçle birlikte gelen derslerin, eğitimin değişmesi. Yani orada görüp beni şaşırttığım her şey şu an biz de yaşıyoruz aslında. Yine dediğim gibi ana dili dersleri değişiyor. Niye değişiyor? Bir kere bir prestij kazanıyor. Herkes gittikten sonra olan bir ders değil. Okulda normal bir ders gibi görülüyor. Türk çocukları için de çok önemli bir şey bu. Çünkü mesela diğer arkadaşları işte onlar kendi din olarak geçmese işte din derslerini alırlarken Türk çocuklar boşta kalmıyor. Onlar da Türkçe dersine gidiyorlar. Ya da öyle bir şey var ki artık özellikle artık Almanya'daki ikinci kuşak diyeyim, üçüncü kuşak da var aslında. Yani Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş, yetişmiş ve orada öğretmenlik okuyup Alman sınıf öğretmeni olmuş Türk kökenli vatandaşlarımız var. Ve onların tabii ki de Almancaları da çok iyi. Türkçelerini de beraberinde getirdikleri için onlar mesela koala derslerini yürütebiliyorlar. Ve o kadar çok istek oluyormuş ki Alman velilerden bizim çocuklarımız da bu Türkçe derslerine katılsa. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Telk'ten bahsetmişti sabahki hocalarımızdan bir tanesi. Telk yine bu koalanın içinde olan bir şeydi. Telk sertifikalarıyla özellikle işte B1, A1, A2 sertifikalarıyla biliyorsunuz Avrupa çok dilliliğe, çok kültürlüğe çok önem veriyor. Ve artık Alman velilerde bu tarz güzel uygulamaların olduğu okullarda çocuklarının ikinci, üçüncü bir dil olmasını Türkçe'yi de kabul ediyorlar. Ve o yüzden hani hazır çocuğum okuldayken, hazır okulda da böyle bir ders varken, böyle bir işleme varken, iki dilli işleme, ders işleniyorken benim çocuğum da katılsın diye dilekçe veren Almanlar sayısı çok fazlaydı mesela. Yine dediğim gibi yani koala denilen şey okul koşuluna göre uygulanan bir şey. Düzenlenebiliyor, değiştirilebiliyor. Bu da zaten özellikle benim alanım şu an eğitim programları ve öğretim çalıştığım alan. Program açısından esnek program en güncel, en istenen programlardandır. Mesela normal bir Alman sınıfındaki bir kapı şeyi benim kendi çektiğim olduğu için zamanında o kadar şey değil. Ama bakın mesela bir sınıfın Almanya'da bir Alman sınıfında Turkish Her Atalay diye Türk öğretmeninin gayet güzel koala dersi yaptığına dair. Hani okulun bir parçası, okula ait bir şey. Ya da dediğim gibi mesela sadece Türkçe değil de Portekizce'de de yapılıyor. Koala Project diye sınıfları var. Ve okul zamanında devam eden bir şey bu. Dediğim gibi Alman öğretmen ve Türk öğretmen birazcık paralel çalışmak zorunda. Çocukların kafası karışmasın diye Almanca'da işlenen, Alman sınıfında işlenen konuları paralel işlesin. Dediğim gibi, demin bahsettiğim gibi her iki dil ve kültür arasındaki benzerlikler ve farklılıkları hem ana dili derslerinde hem Türkçe derslerinde hem de Almanca derslerinde ele alıyorlar. Bu tabii ki de çok önemli bir vurgu. Yani diller arası benzetmeler, farklılıklar, kavramların çağrıştırdığı sosyokültürel farklılıklardan yola çıkacak olan karışıklıkları da dil karışımında ortadan kaldırılıyor. Dediğim gibi klasik Türkçe dersleri gibi değil artık. Okul saati için alınmış olması en önemli özelliği çocuklar için.
Ve dediğim gibi çocuk Almanca'da başka şeyler görüp Türkçe'de tamamen farklı şeyler görmüyor. Türkçe derslerinde mesela izlediğim derslerde öğretmen, Türkçe öğretmeni mesela şunu diyordu. Hani demin derste işlemiştiniz ya, hadi gelin bir de onu Türkçe'de işleyelim diyor mesela. Yani o çocuk o bağlantıyı kurabildiği zaman o diller arasındaki karmaşıklık da ortadan kalkıyor. Çünkü Türkçe öğretmen Alman öğretmenin işlediği yöntemlerle işliyor. Ve buna özel materyaller belirli. İşte sınıflardan çok kültürlülük örnekleri. Dediğim gibi Almanlarda kullanılan öğretim yöntemleri kullanılıyor Koala'da da. Yani mesela Alman sınıfında tabii benim bu bahsettiklerim hep ilkokul aşaması Koala ve sonraki 4. 5. sınıflardaki Kolef diye geçen ilkokul ve ortaokula biraz yakın şey. Sınıflara giriyorsunuz mesela öğretmen istasyonlar şeklinde hazırlamış. Farklı seviyelerde materyaller koymuş ve çocuklar o kadar ciddi bir şey ki bu Alman eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden belki de öğrenmeyi öğrenme ya da kendi kendini öğrenmeyi çok vurgu yapıyor Alman eğitim sistemi ve bunu Türkçe'ye de vurguluyor. Yani ne demek oluyor? Çocuk kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabiliyor. Yani o sorumluluğu kazandırırsan çocuk ömür boyu kendi kendini öğrenebiliyor. Ve ben bunu inanın ilkokul birinci sınıf çocuklarında bile gördüm. Sınıfları öğretmen hazırlıyor. Farklı gruplar, hani biz küme deriz ya belki Türkiye'deki. Kümeler şeklinde hazırlamış. Her kümeye farklı materyaller koymuş. Tabii hepsinin seviyeleri farklı. Küçücük çocukların, değerli hocalarım, ben gözlerimle gördüm. Geziyorlar sınıfları önce, bakıyorlar masadaki şeylere. Öğretmenim ben bu konuda iyiyim, şu masaya geçeyim mesela. Ya bu sorumluluğu kazanıyor. Kendisinin farkında, neyi yapabileceğinin, neyi yapamayacağının farkında. Bunu hem Almanca'da kazandırıyorlar, hem Türkçe'de kazandırıyorlar. Ya düşünün, bunu kazanmış olan bir çocuk ömür boyunca kendi öğretimini aslında çok rahat bir şekilde düzenleyebilir. Dediğim gibi, vurgu çeşitlilik. Çok çeşitli. Almancası az olan da var, Almancası çok olan da var, hiç Almanca bilmeyen de var, hiç Türkçe bilmeyen de var. Türk çocuklarından bahsediyorum. Hepsine yönelik esnek yöntemler uyguluyor Koala. Dediğim gibi kendilerine özel materyalleri var Koala'nın. Öğrenmeyi öğrenelim. Demin vurguladığım kendi kendine öğrenme, öğrenmeyi öğrenme. Yani şöyle bir şey. Hani diyoruz ya politik bir şey. Belki okullarda izin verilmeyecek Anadolu öğretmeninin Alman öğretmenine derse girmesine. Ama materyaller var, hizmet içi eğitimler var. Ve bunlarla öğretmenler bu materyaller, bu bahsettiğim öğrenmeyi öğrenelim materyalleri çocukların Alman eğitim sisteminden aşina oldukları materyal çeşitleri. Bunları Türkçe'ye uyarlıyorlar. İşte sınıflara dediğim gibi baktığınız zaman hep böyle seviye farklılıkları var. Seviyelere göre oturtuyorlar. Mesela dediğim gibi tam iki dilli eğitim verilebilen bir sınıf. Hem Almancasına sonra Türkçesini beraber işliyorlar çocuklar baktığımız zaman. Dediğim gibi özellikle mesela hani Koala'nın alfabe öğretimi ismi olmasına rağmen aslında çok daha geniş kapsamlı bir şey. Mesela size şu harf tabelasını göstermek istiyorum. İşte Almanca'da da Alman sınıflarına girin Almanca öğretirken de aynı şekli kullanıyorlar. Aynen böyle bir şekil. Ama benim şöyle bir şey ilgimi çekmişti mesela. İşte A'ya at koymuş, işte B'ye balık koymuş, C'ye cami resmi koymuş. Bunu da Berin Hoca bana şöyle açıklamıştı ki ben zaten size bizzat kendi gördüğümü de anlattım. Camiyi bilmeyen bile Türk çocukları olabiliyor. Yani kültürümüzü de unutturmayalım. Tamam. Ben oraya mesela Almanlar H harfine cadı koyuyorlar işte. C. Çocuk cadıya alışık. Ben cadıyı koyayım demiyor mesela. Kültürü de unutmuyoruz. Kültür vurgusu da her zaman devam ediyor. Yani hem kendi kültürünü ve dilini koruyacak hem de Alman kültürünü ve dilini anlayacak, saygı duyacak ve geliştirecek. Vurgu bu. Dediğim gibi bu sadece hani Türkçe olmadığı için Portekizce, Sırpça materyalleri de görüyoruz. Bu materyaller dediğim gibi çocukların her iki dilini de geliştiriyor. Çünkü Almanca derslerindeki yöntemlerle uygun şekilde. Öğrencilerin kafası karışmıyor. Ve dediğim gibi öğrenmeyi öğrenme zaten materyallerin adı. O çocuğa o materyalleri verdiğiniz zaman kendi kendine devam ettirebiliyor dil gelişimini. Ve dediğim gibi illa Koala okulu olmak zorunda değil. Bu materyallerle Koala olmayan okullarda da devam edebiliyorlar. Selcan yavaş yavaş bir toparlayalım istersen senden sonra Meltem de konuşacak. Tamam hemen hocam hızlıca şöyle fotoğrafları göstereyim. Dediğim gibi Almanca'da derdi das mesela şu işte şekillerle öğretilir. Aynı şekilde onu Türkçe'ye de uyguluyorlar işte derbe almayı gibi. Dediğim gibi çocukların hem dilleri gelişiyor hem de iki dillilikleri gelişiyor. Hem Türklükleriyle gurur duyuyorlar. Türklüklerinden utanmıyorlar. Eğitimsel kazanım en önemlisi dil eksikliğinden ya da insanların birbirini anlamaması. Sınıfta mesela demin anlattığım örnek gibi sınıf düzenini bozmuyor o çocuk.
aslında iki kültür, iki dil arasındaki farklılıktan doğan bir şeye gülüyor. Bu tarz şeyler bilinmiyordu ve çocuklar başarısız sayılıyordu. Bunlar ortadan kalkıyor. Dediğim gibi Sonderschule'ye gitmede daha az. Ve üniversiteye giden, gimnazyuma giden, daha yüksek seviyeli okula giden öğrenci sayısında çok büyük artış var. Öğrenme düzeyleri hızlanıyor çünkü kafaları karışmıyor. Aynı yönergede gidiyorlar. Bu sayede de entegrasyonları hızlanıyor. Sınıflardan örnekler, hem Alman hem Türk öğretmeninin beraber çalıştığı örnekler. Alman öğretmen anlatırken Türk öğretmen hemen fark ediyor çocuğun nerede sıkıntı çekiyor. Ya o an müdahale ediyor ya onu ana dili dersine, Türkçe dersine aldığında o konuda tespit ettiği alanda devam ettiriyor. Yine Alman Türk öğretmen birlikte çalışıyor. Dediğim gibi çocukların özgüvenleri artıyor, karşılıklı anlayış, bu hani ön yargılar, yabancı düşmanlığı ortadan kalkıyor. Siz de böyleymiş, biz de böyleymiş. Aslında bizim farklılığımız, çeşitliliğimiz, zenginliğimizmiş vurgusu ortaya çıkıyor. Dediğim gibi hem iki dillikleri hem iki kültürlükleri gelişiyor. Yine iki dilli bir sınıftan bir örnek. Öğretmenler de aynı şekilde çok şey kazanıyor. Bir kere dışlanmadıkları bir eğitim sisteminde Alman eğitim sisteminde tanıyorlar. Okula entegre oluyorlar. Tüm okul onları öğretmen olarak kabul ediyor. Kendileri güvenleri artıyor. Almancaları gelişiyor. Velilerin de kazanımları var. Veliler artık korkmuyorlar çünkü Türk öğretmenler dediğim gibi o mediation, şimdi mediation aracılık dedikleri, o zaman bizim köprü diye bahsettiğimiz şeyle onların hani geride kalmamasını sağlıyor. Şu an mesela ortadaki hanımefendi Yasemin Karakadoğlu, şu an Fahberat Erzentrum'da Türkçeden sorumlu kendisi. Bu insanlar, hocaların bahsettiğim insan, kendilerini gerçekten Türkçe'ye adamış insanlar. Dediğim gibi kültürler arası öğrenme, kültürler arası iletişim. Çünkü hep beraber çalışan Almanlar ve Türklerden bahsediyoruz. Veliler, Türkler, yabancı veliler hepsi bir arada çalıştıkları için kültürler arası öğrenmeyi de görüyoruz. İşte mesela Hacivat Karagöz şeyi yapılmış Alman sınıfında, Alman çocuklar izliyor. Ne bileyim işte 23 Nisanlar çok güzel kutlanıyor. Bir de çok hızlıca bitiriyorum hocam. Hizmet içi eğitim seminerleri çok önemli Koala için. Alman ve Türk öğretmenler beraberce bu bahsettiğim materyalleri falan geliştirdikleri seminerler. Ben de 3 tanesine katılmıştım. Başka bir şehirde kendi eğitim seminerlerini yaptıkları yerler. Yine kültürler arası iletişim, kültürler arası birlikte çalışma vurgusu var. Ama dediğim gibi en önemli şey Türk öğretmeninin Alman öğretmenle böyle çalışabilmesi için dil seviyesinin olması gerekliliği. Hessen eyaletinde özellikle 2000 yılından sonra biliyorsunuz ana dil dersi seçmeli ders haline getirildiği için bakanlık öğretmenleri, yani Türk öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri bakanlık tarafından ne yazık ki artık maaşa bağlanmıyor, iş verilmiyor. O yüzden yeni bir kavramla karşılaşıyoruz. Konsolosluk öğretmenleri. Çok değerli öğretmenlerimiz Türkiye'den geliyorlar ama 5 yıllığına geliyorlar. Yani bu koalayı öğrenelim, öğretmenlerle beraber çalışalım, belli bir şey yapalım diyene kadar 5 yılları doluyor, geri dönüyorlar. Mesela Alman okul müdürleri ve öğretmenlerin en büyük üzüntüsü buydu. Ne olur biraz Almanca bilsin gelen öğretmenleriniz ki beraber çalışabilelim, yoksa çalışamıyoruz. Ve hemen de gitmesinler, her şeyi biz öğretiyoruz, sonra hemen gidiyorlar vurgusundalar. Dediğim gibi çok biraz hızlı oldu, kusura bakmayın ama... dediğim gibi Koala hem dili hem kültürü bir arada geliştirmeyi amaçlayan güzel bir proje. Hessen eyaletinde bu kadar sıkıntıya rağmen hala devam ediyor, hala uygulanıyor. Çok bireysel çabalar var Türk öğretmenlerinin, Alman öğretmenlerinin. Ama çok yeni zamandaki Hessen'deki bu durumla ne olacak? O da beni biraz üzdü. Çok yakın zamanda birkaç gün önce Hessen'de yine bir Türkçe'ye yönelik bir sıkıntı oluşmuş. İnşallah devam edilir. Ama en azından dediğim gibi dediğim gibi pedagoji aslında. Bunu anladığımız zaman biz bunu Türkiye'deki Suriyelilere de uygulayabiliriz. Yani yapılacak şey çünkü çok ortak. Evet. Çok teşekkür ederiz Sezen Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel sunum için. Çünkü bu Koala projesi anladığım kadarıyla bu entegrasyon hem de dil öğrenimi açısından, öğretim açısından fevkalade faydalı. Çok hocam, çok faydaları görüyorum. Değişik süreçlerde faydalanması gereken bir proje gibi. Ben gerçekten hem Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer türlü şeylerin var olduğunu biliyorum ama bu daha çok etkili bir proje olmuş gibi gözüküyor.
Türkiye'de de Suriyeliler konusu tabii ayrı bir alan olarak karşımıza duruyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sabrınız için saygılar sunuyorum. Şimdi son konuşmacı ve ona artık müdahale edeceğim ben. Meltem Ekli Hoca bize diyecek ki Almanya'da iki dilli yetişen Türk çocuklarının telaffuz sorunu. Dolayısıyla bize bu konuyu kısaca anlatırsa çok sevineceğiz. Çünkü zamanımızı bir hayli aştık. Tamam. Artık tartışmaya da vakit kalmadı diyeceğim ve son oturumu da bitireceğim. Peki, tamam hocam. Evet. Ben hemen günü hazırlamış olduğum slide'ı paylaşıyorum burada sizlerle. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde de sunumumu yapmaya çalışacağım. Şimdi dünden beri, iki gündür daha doğrusu bu dil öğretimiyle ilgili olarak genel anlamda materyallerden ya da nasıl yaklaşım ve yöntemlerin kullanılması gerektiği. Şu anda slide yansıdı galiba, değil mi? Bu gördük, öyle. Evet. Tamam. Yansıdığı konusunda, sonra hizmet içi eğitimler, yani hedef grup, öğretici ve nasıl bir araç kullanılması gerektiği konusunda genelde paylaşımlarda bulunuldu. Şimdi ben bu paylaşımlardan sonra, yani bu genel yaklaşımlardan sonra şimdi bir anda telaffuzla devreye girersem nasıl olur diye düşünmedim değil. Fakat dilin bir düşünce olduğundan hareketle, bir kimlik olduğundan hareketle, ki bunu Habermas, Mead, Erikson gibi birçok değerli felsefecilerin, sosyologların, dil bilimcilerin paylaşımlarından yola çıkarak söylüyorum. Acaba parçadan mı bütüne gitmek gerekiyor ki? Yani parçadan bütüne gidilmesi, o her sonuçta dil bir sistem. Bu sistemin içindeki parçaların her birinin doğru aktarımı sonucunda o bütünlük doğru olabilir mi diye düşünüyorum. Ve bu nedenle de dilin en küçük yapı taşı olan seslerden hareket etmek istedim. Sesler ve telaffuz, yani bu seslerin nasıl telaffuz edilmesi gerektiği doğrultusunda birkaç tane materyal paylaşımında bulunmak istiyorum. Genel anlamda şöyle slaytımızı da hazırladım. Şimdi yabancı dil öğretimi ve eğitimi ve öğretiminde hedef grubun önemini biliyoruz. Yani tek dilli olup yabancı dille öğretme sürecinde her türlü materyal yaklaşım ya da buna benzer süreç odaklı öğretimin nasıl gerçekleşmesi gerektiği ya da sınırlarını çizmek her ne kadar bize zor gelse de aslında hedef grubun iki dille ya da daha çok dilli olması, yani bunun ikisi karşılaştırıldığında bu durumda diğerine oranla aslında sadece tek dillilere bu öğretimin verilmesi daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü edinim devreye giriyor. Her ikisinde de edinim var, fakat telaffuz konusunda özellikle daha sonra slaytlarımda buna yer vereceğim. Aile içerisinde, çevrede, sonra yerel ağızlar, hatta Almanya'da da, yani sadece Türkiye'de ait oldukları bölgeler değil, Almanya'da da ait oldukları eyaletlerin etkisiyle de bu telaffuzların hepsinde değişkenlik görülmektedir. Bu edinim sürecinde işitsellik baskın olduğundan hangisine maruz kaldıysa kişinin bunu taklit ettiği ve bu şekilde de konuşmalarını gerçekleştirdiğinden hareket edersek tabii ki düzeltmek çok zor olacaktır. Şimdi bu bağlamda şimdi kimlik, hani duygu, düşünce, sezgi, bunların hepsinin biraz önce de bir dil kapsamında olması gerektiğini söyledim. Ya da şimdi dün Cemal hocamız mesela 88 bin öğrenciye gerek milli eğitim aracılığıyla gerekse de 55 bin öğrenciye eyaletlerin kendi içlerinde kurslar aracılığıyla dil öğretimini gerçekleştirdiği söylendi. Sonra Özay hocamız materyallerini gösterdi burada. Fakat dikkatimi çeken işte buradaki ve hassas olan ve benim burada savunmaya çalıştığım parçadan bütüne gitmek, acaba sonuçta o kültür de parçalardan bir araya geliyor. Hiçbirinde buna yönelik bir çalışmanın olmadığını gördüm. Yani program çerçevesinde Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde bununla ilgili bilgiler yer almakta. Fakat bizim bu çocuklarımıza ya da yetişkin, hangi grup olursa olsun, çünkü telaffuz konusu yaş dinlemeden işitsellikle alakalı olduğu için her daim düzeltilebilen bir şey. Ki biraz sonra yine slaytımda da yansıtacak olduğum, hani bir insanın beyninin kaç tane sesi düzeltme imkanına sahip olduğunu duyduğumuzda da bu daha çok şaşırtıcı olacaktır. Diğer bir şey, ses ritim, artikülasyon, telaffuz, diksiyon gibi birçok kavram tabii ki bu şekilde karşımıza çıkıyor. Biraz önce söylediğim aile, okul, materyal, bir de burada toplum var. Yani biraz önce Alman toplumu diye söylüyoruz, fakat eyaletlerin de kendi içerisinde farklı yaşam biçimleri ve telaffuzları olduğunda dilin kurallarına paralel olarak da ve kelime öğretimine de paralel olarak da bu telaffuzun verilmesi
nin kazanç olacağını düşünüyorum. Kaldı ki işte Sayın Demirel Köksal pesil ve telaffuz konusunda mesela konuşma becerisi bağlamında ele almışlar ve demişlerdir ki ses tonu, tonlama, vurgu, ritim, ahenk, üslup, akıcılık, anlaşılabilirlik, söz dizimi, doğruluk, kelime zenginliği. Yani bunların hepsi aslında yine söylemiş olduğum bağlam içerisinde verilip aktarılabilir. Yani o bugüne kadarki yapılmış olan materyallerde konuşma becerisi odaklı ya da okuma da dahil buna aslında verildiğinde bu işitsellikle birlikte telaffuza da yer verilmesi, ses tonunun, ritmin ki biliyoruz mesela her dilin kendine özgü de bir ritmi var. Bu ritminin de kazandırılması bu sürecin daha hızlı gelişmesini sağlayacaktır. Biraz bu kısımları hızlı geçiyorum çünkü materyallerden örnek vermek istiyorum. Hızlıca. Şimdi burada tabii ki karşımıza bir de şöyle bir sorun çıkıyor. Biraz önceki hocamız da bunu belirtti aslında koala sisteminde. Şöyle, öğretmenlerin ve öğrencilerin farklı dil yapılarını anlamada da ve ilişkilendirmede sorunlar var. Yani öğretmenlerin bu dili ne kadar doğru kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı olduğu için tabii ki hani telaffuza kadar inmek bu doğrultuda ne kadar doğru. Orası da tartışılabilen bir şey. Fakat yurt dışına giden hizmet içi eğitimlerde buna da ek olarak bunun nasıl yapılması gerektiği, madem standart Türkçe öğretiliyor, bu tonlamanın, bu vurgunun, bu ritmin ne olduğuna dair de bilgilendirmelerin yapılabileceğini düşünüyorum. Hemen yine geçiyoruz burada. Şimdi her dilin kendine özgü fonolojik bir yapısı var. Yani sesletim biçimi var. Okunduğu gibi yazılan diller kavramı ile fonetik dil kavramı arasında da farkı var. Fakat her dil kendi yazım stilini ve kurallarını üretiyor. Yani o dilde yazılmış bir yazı, o dilin okunuş kurallarına göre okulduğunda gayet rahat yapılabilir. Bunu Almanca ile Türkçe arasında ilişkilendirdiğimizde telaffuz organları karşımıza çıkıyor. Şimdi Almanca ve Türkçe'de başta zaten telaffuz kısmında hep farklılaştığı düşünülse de aslında farklılaşan burada belli başlı sesler. Yani örneğin diyelim ki Türkçe'de sadece ünsüzlerden hareket ettiğimizde işte çift dudak ünsüzleri, diş dudak ünsüzleri, dil ucu dil, diş ünsüzleri, diş damak ünsüzleri, ön damak, art damak gibi, gırtlak ünsüzleri gibi birçok ünsüzler olduğunu ve hangi organların devreye girdiğini burada anlayabiliyoruz. Şimdi baktığımızda yani aslında Türkçe telaffuz olarak bir nedir? Diş, dama, dil ve bir gırtlak. Aynı şekilde bunu görüyoruz. Almanca'da telaffuz yani o ses boğumlarının çıkmasında sağlayıcı unsur nedir? Bunların yanında bir de damak ekleniyor buraya. Peki bu verilemez mi? İşte biraz önce söylediğimiz yapıda bu bilişsel evrede aktarılırsa karşıdakine, öğreniciye bunlar da bu bağlamda gerçekleştirilebilir. Ki biraz önce harflere yönelik belli başlı şeyler söyledim. Mesela hep dikkatimizi çeken tabii ki her iki alfabede belirgin olmayan harflerin söyleminde zorluklar olacaktır. Fakat birbirini karşılayan harfler vardır. S, C, H yerine Ş harfinin gelmesi, Z harfinin yerine TS gibi gelmesi. Yani farklı olarak söylüyorum. Bunların hepsi mevcut. Şimdi bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımızda çok değerli çalışmalar. Fakat bu telaffuzda hep mesela kelimelerde eksik yazımı ya da kelime ve harfler arasındaki boşlukların doğru ayarlayamama ya da harflerin yazılış yönünü yanlış yazma. Sonra işte bu ailesel odaklı eğitimde karşı ilgisiz olmaları ya da anne babalardan gelen telaffuz hataları, ortak olmayan harflerin kullanımına bağlı telaffuz bozuklukları, sözcük dağarcığı yetersizliği ve buna bağlı olarak telaffuz bozuklukları, yanlış telaffuzdan kaynaklı yazım hataları, telaffuz ve doğru anlatım ilişkisi, retorik öğeler. Sonra da bir de dilde çıkış biçimi ve çıkış yerine göre farklılıklar gösterenler arasında çalışmalar yapılmıştır. Fakat bu çalışmalara rağmen, yani ben de bulamamış olabilirim, bilmiyorum. Bunların uygulandığı bir materyal yabancı dil olarak Türkçe'de maalesef ki göremedik. Burada hemen hızlıca geçiyorum. Yine Weinreich'in ses bilgisayar seviyede etkileşime yönelik iki dilli bireyin ikinci dilini konuşurken iki dilinde de var olan malzemenin çakışmasıyla meydana geldiğini ifade ediyor. Yani bireyin ilk öğrendiği dil onun ikinci dilinin ses bilgisini etkilediğini söylüyor.
Şimdi Almanya'daki Türkleri, hani ben de oradan gelen bir kişi olarak ele aldığımızda %50 birinci dil, yani ana dil olarak isimlendirmiyorum. Ancak aile içerisinde gerçekleştiği için onun ana dili şeklinde tanımladığımda %50 Türkçe, %50 Almanca olduğunda burada hem ses bozuk olacak, hem kelime telaffuzları, hem yapı kullanımı, içeriksel anlamı ve ilgili dildeki düşünsel yapı, hepsinde eksiklikler mutlaka olacaktır. Bu nedenle işte birinin net olması gerekiyor ki ikincisinde bu saymış olduğumuz süreçlerin hepsi sağlıklı bir şekilde işlesin. Hemen buraları atlıyorum. Zaten kitap bölümü olarak da yayınlandığında ayrıntılı bilgileri yine orada paylaşabilirim hocalarım. Sonuç olarak ne yapabiliriz diye bunu belirtiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği dersler kapsamında, tamam biliyorum, 2 saatlik bir ders, fakat bu 2 saatin içerisinde kelime öğretiminin yanında telaffuza da yer verilebilir. Velilere bu bilincin verilmesi ve bu çocukların gelişmekte olan özellikle düşünsel dünyalarında bunun önemini vurgulayıcı bilgilendirmelerin yapılması. Ders kitaplarının yanında ağırlıklı olarak işitsel odaklı, o dilin ritmini kazanmaları için materyallerin hazırlanması. Artikülasyon organlarının gelişiminin hangi yaşta başladığına dikkat edilip, ki dünden bugüne kadar sunumlarda hani Cemal Hocam da 6 yaş diye belirtti, ancak bunun yurt dışında baktığımızda Almanca'da da dahil olmak üzere 4 yaş grubu itibariyle başladığı görülmektedir. Yani bu eğitimin aslında ana dil, ana okulunda başlaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bunlar nasıl yapılır? Bilgisayar oyunları ya da yine bu tarz hani o resim paralelinde anaokulunda yapılan dersleri ek olarak dinlenilen masallar, söylenilen şarkılar eşliğinde de gerçekleştirilebilir. Evet, bunlar çok zor. Diğer türlü amaçlarımız için ders saatini geliştiremiyoruz ya da bununla ilgili kaynak hazırlayamıyoruz. Fakat ekstra hani dışarıdan sağlanılacak kaynaklarla ya da işte üniversitemizdeki eğitim fakültelerindeki hocalarımızın bu telaffuzu güçlendirici, geliştirecek olduğu ister bilgisayar oyunlarıyla ya da diğer faaliyetlerle desteklenebileceğini düşünüyorum. İki dilliğin avantajı kullanılabilir aslında. Neden? Çünkü her iki dilde işte başarılı olan bir kişi bir meta dil geliştirebilir. Ki bakın mutlaka duymuşsunuzdur, Bülent Ceylan bunun en iyi örneğidir. Yani bir mizah ustasıdır ama hem Almanya'da hem de Türkiye'de her iki dili çok iyi bildiği için kendince bir meta dil geliştirebilmektedir. Bunun bu tarz bir avantaja dönüşmesi de yine temel eğitimde her türlü en küçük parçadan en gelişmiş yapıya verilerek sağlanabilir diye düşünüyorum. İki diller, yine bunu söyledim, tekrar atlıyorum. Şöyle ki, biraz önce söylemiş olduğum 4 yaş itibariyleki bilişsel evresinde bir insanın sesi ayırabilme, algılayabilme ve işleme sürecinde 150 bin sesi işleyebiliyormuş. Şurada da hani görülebildiği üzere 150 bin sese karar vermesi de çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Yani bir o zaman beyin bu donanıma sahipse, ki çocuklarda bu da oldukça açık iken, bence buna hitap edebilmeli ya da yani o kısmı kullanıp değerlendirebilmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi hemen doğru telaffuz ne demektir, nasıl egzersiz yapılmalı diye bir ifade var. Bakın burada çok önemli bir kelime var hocalarımız ve katılımcılarımız. Egzersiz kelimesi. Bu diksiyon değil. İşte yine aynı şekilde 4 yaş grubu, ki 1. sınıfta aktif olarak verilmeye başlıyor, ancak o dilin ritmini verebilmek için bu egzersizin yapılması gerektiği de yine diğer bir vurgulanması gereken ifade. Duyulacak ve söylenecek sesleri kısa cümleler içinde örneklendirerek tekrar bir geri dönüşüm alabiliyoruz. Kulak dil alışkanlığı yöntemi, işitsel dilsel yönteme ağırlık verilebilir. Etki tepki kuramı yine buraya devreye girdiğini görüyoruz ki bu kuram kullanılarak yine pekiştirilmesi sağlanabilir. Türk televizyon kanallarında ancak Türkçenin düzgün olarak kullanıldığı programlar hani seçilerek gurbetçilerimizin yine dikkati çekilip bunların izlemeleri sağlanılabilir. Ve en önemlisi örneğin bu dönemde Aussprache Wörterbuch var. Aussprache Wörterbuch diye. Şimdi normalde burada bir
Evet, hani mikrofonu orada bastığınızda çıkıyor. Fakat bu Aussprachewörterbuch'ta bir de Betonung, yani tonlama, vurgulama diye bir ifade var. Bunu tabii ki küçük yetişkinlerin transkripsiyonu bilmeleri beklenebilir. Ancak çocuklardan bunu beklenemediği için o Betonung kısmı burada çok önem taşıyordur. Ne gibi materyaller kullanılabilir? Çok basitten genele doğru diyeceğim burada. Mesela Wörterbuch'un hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Burada kelimeler yazıyor. Kelimelerin seslerin yeri değiştirilmiş. Mesela kirpik, kiprik. Yani çocuk bunun farkında mı? Tamamıyla ses odaklı bu oyunlar oynanılabilir. Ya da burada gördüğünüz üzere mesela Y sesi kelime çalışması. Yani Almanca ve Türkçe'de olmayıp çıkışlarında R, S, Ş, Ç gibi harflerde bu tarz çalışmalarla bu desteklenebilir. Mesela burada Z sesine yönelik yine bilgilerle oyunlar mevcut. Burada resimleri kendilerinin tanımlaması. Mesela genelde çok büyük hatalardan birisi U ve Ü harflerinin söylenmesidir. Burada tunel mi söylüyor yoksa tünel mi diye kartlarına yine bu oyun gerçekleşebilir. Daha yetişkin grubu için B1 seviyesinde burada çok önemli bir sayfa var. Onu da kısaca aslında bir dinletmek isterim o tonlamanın nasıl olduğu konusunda. Sunumu bitirdikten sonra bir dakikanızı rica edip hemen bu slaydı kapatıp onu açacağım. Şöyle ki Deutsche Welle diye bir sayfa var ve burada B1 seviyesindeki kişilere günlük haberler okunmakta. Ve orada B1 seviyesinde diye yazıyor. Mesela altında kelimeler var, haberde çıkan kelimeler, dil bilgisi kuralları var. Hatta diğer bununla ilgili yapılacak olan etkinlikler fakat ve aynı zamanda da belirtmiş olduğum üzere tonlamayı görebiliyoruz. Acapella diye yine burada bir sayfa var. Bunları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum kısaca. Şu hemen bir Deutsche Welle'den çok özür dileyerek hemen sayfayı açıyorum. Bunu öncelikle kapatmam gerekiyor değil mi Mikail Hocam? Hocam, Meltem Hocam, dinleteceğiniz son slayt mı? Nedir bu? Evet hocam, yani dinlettikten sonra bir de şu sayfaları anlatınca bitireceğim. Bence, hatta ilk önce şu sayfayı isterseniz. Anlatın ve bitirin bence. Tamam, peki o zaman dinletmiyoruz. Peki şuradan hemen sayfayı paylaşıyorum hocam. Kapatıp paylaşımı tekrar belki yapmanız gerekiyor hocam eğer evet. Yeni bir sayfa açacaksanız. Çünkü evet. Sadece PowerPoint'i seçmişsiniz. Şimdi hemen kapatıyorum. Evet, şimdi buradan tekrar seçiyorum. Mesela burada Aussprache Probleme können Sie helfen diye. Bu farklı bir sayfa gördüğünüz üzere burada fonetik yapılar var. Ve doğru mu telaffuz ediyorsunuz, yanlış mı yazımlarıyla birlikte burada tik işaretler koyarak sonrasında da kendinizi yine test ederek sonuca ulaşabiliyorsunuz burada. Yine her biriyle ilgili olarak Z sesi, Ilumite, Mohte, Mahte hem gramer açısından hem de seslerin çıkışı açısından. Bakın bu sesleri söylediğinizde üst dudak, alt dudak, biraz önce söylediğimiz diş, dil ya da hangi teması söz konusu? Yani kişinin bunları yaparak işte F sesinde hangileri temas, hangi organlarla temas halinde artikülasyon organları keşfetmesini sağlıyor. Yani bunun gibi ya da biraz önce söylediğim Mein Deutschbuch'taki gibi ya da Wörterbuch'taki gibi seviye odaklı etkinlikler yapıp sanki bu telaffuz konusu desteklenebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yeterince kısa yaptım gibi geliyor hocam. Çok teşekkürler Meltem Hocam. Evet, yeterince kısa oldu. Bence birbirini tamamlayan bildirimler dinledik bu oturumda. Telaffuzla ilgili ben kendi küçük bir anekdot demeyeyim de bir hatırlatma yapayım. Mesela ben 25-26 yaşında Fransızcayı sıfırdan öğrenirken fonetik kursları vardı Fransızca'da. Fonetik hocası ayrıydı. Haftada 2 saat 3 saat giderdim. Kulaklıkları takar, o dinler, tekrar ettirir. Egzersiz dediğinizde oydu. Yani tekrar etmeyince bu işler olmuyor kısaca. Evet. Tekrar etmek gerekiyor. İster hoca gözetiminde ister kendi kendinize. Şu anda bunu düzeltmesinde fayda var. Çok teşekkür ederiz telaffuz konusundaki bu güzel sunum için. Değerli hocalarım, bu programa göre sonunda bir tartışma gözüküyor ama bu tartışmayı zaten
epeyce bir vakit ilerlediği için yapmayacağız. Ben şimdi kapanış ve değerlendirme oturumuna geçeceğim. Çok kısaca. Ama burada tabii ilk önce oturumun çok faydalı olduğunu söylemem lazım. İki gün boyunca dinlediğimiz tüm tebliğlerden öğrendiğimiz ve çalışılması gereken çok fazla konu olduğunu yeniden göreceğiz. Görüyoruz. Ben değerlendirmenin son kısmında bir iki hatırlatma daha bulunacağım ama şimdi değerlendirme kısmında ilk önce Marcel Hocam'a. Marcel Hocam, geçmeden önce bu oturumun sertifika ve ağaç dikim sertifikaları ve belgelerini de ekrana yansıtıyor arkadaşlar. Evet, yani teşekkür ediyoruz. Bunları kendilerine ulaştıracağız biz. Ahmet Ünalan Hocam'la başlayan bu oturum, Meltem Ekti Hoca'yla birlikte aslında sona ermiş vaziyette. Zaten bildiriler kısmında sunduğumuz ve daha geniş bir şekilde anlatacağımız hususları sempozyum kitapçığında daha detaylı bir şekilde anlatma imkanımız olacaktır. Bundan eminim ben. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Değerlendirme oturumuna geçiyorum. Burada Marcel Hocam'dan ben az önce işte bahsettim. Marcel Hocam şimdi şöyle, biz Türkiye araştırmalarına çalışmaya başladığımız dönemde işte Türk diliyle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı ismini biliyorduk ama kendisiyle tanışma şerefine nail olduk. Kendisi Türkiye Araştırma Enstitüsü'nde 2012 yılında bir yıl boyunca misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Hem Almanya'da hem Tel Aviv'deki trafikte bize zaman ayırarak önemli bir katkı getirdi. Ben bu katkı vesilesiyle daha sonraki sempozyumlarımız sebebiyle, önceki katkıları sebebiyle Türkiye Araştırmaları Enstitümüze çok büyük değer kattığını hem gıyabında söylüyorum hem de şimdi yüzünden söyleyeceğim. Onun için ben hasreten kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir isim. Türkoloji için de ve Almanya'daki Türkçe için de tabii ki. Onun için ben kısa teşekkür faslından sonra hemen değerlendirmeyle ilgili olarak kendisine söz vereceğim. Ayrıca bu arada biraz küçük bir rahatsızlığı sebebiyle çok geçmiş olsun dileklerimizi hepimizin adına ben kendisine iletiyorum. Galiba bir kalp rahatsızlığı yanılmıyorsam veya işte onun kontrol süreci sebebiyle biraz böyle hastane trafikleri oldu. Buna rağmen bütün bu sıkıntılı trafiği bir tarafa bırakıp bizim sempozyum için ekran başına geçti. Bunun için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine veriyorum. Buyurun hocam. Evet, duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz hocam. Evet, ben bu ilginç toplantının sadece bir kısmını dinleyebildim. Benim kısaca söylemek istediğim iki konu var. Bir tanesi vatanının dışında diasporası olan başka birçok toplum var. Türklerden, yani Almanya'daki Türklerden başka, onlarla da karşılaştırmak faydalı olur. Benim gözlem yapma fırsatım olan Vancouver'de, Kanada'nın batı ucunda Çinliler, büyük bir Çinli toplumu var. Bir de Kudüs'te Ermeniler. İkisi de az çok 100 yıl önce buralara varmışlar. Yani Türklerin Almanya'daki bulunuşundan biraz daha fazla ve kendi kültürlerini ikisi de çok başarılı bir şekilde, çok değişik çerçeveler içinde korumayı başarıyorlar. Ve bence Almanya'daki Türklerin durumunu başka böyle diaspora toplumlarıyla karşılaştırmak faydalı olur. Ben dediğim gibi konuşmaların hepsini dinleyemedim. Az duyduğum bir terim miras dil. Yani burada köken dilden de, ana dilden de, fakat bence dünyanın her tarafında bulunan Çinlileri düşünce yahut da yine dünyanın her tarafında bulunan İtalyanları veya Ermenileri düşünce miras dil konusu çok önemli. Çünkü sevilen, yani müziği de mutfağı da her tarafı sevilen geçmişimizle ilgili olan bir dil.
artık ana dil olmuyor bence. Yani Almanya'da dördüncü kuşak oturanlar arasında. Fakat miras dili olarak geliştirmek bence çok güzel, faydalı bir şey. Bu konuda da çalışmalar var. Ve bence Almanya'daki Türkleri kendi kültürleriyle, yani burada diziler falan böyle şeylerden bahsedildi. Türklerin bütün dünyaya verdiği çeşitli değerler var. Bütün dünya mesela Türk dizilerini seviyor. Arap dünyasında olsun, Çin'de olsun, Rusya'da olsun. Miras dil olarak Türkçeyi sevdirmek, öğretmek bence çok önemli, faydalı bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Marcel Hocam. Vallahi bu önemli bir tespit. Miras dil, bir de bu diaspora karşılaştırması hakikaten önemli. Çünkü yani dünyanın öğrendiği ve uyguladığı bir ve kazandığı bir tablo var. Bu kazanımın elbette diğer kültürler tarafından da belki ufak tefek değişikliklerle adapte edilmesi ve daha geliştirilmesi mümkün. Ben onun için bu tespit ve değerlendirmelerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bize ve enstitümüze verdiğiniz ve sempozyuma kattığınız değerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi lütfen kabul edin diyorum. Bir dahaki sempozyumda inşallah görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olasınız. Evet, teşekkür ederim. Değerlendirmede bulunan Mustafa Hocam, Mustafa Durmuş Hocam buralarda mı? Ben görebilirim. Şu an yok. O zaman Meltem'le devam edelim. Meltem Hocam, siz oturumların tamamını dinlediniz, katılımcıları takip ettiniz. Dolayısıyla ana tespitleriniz nedir? Kısaca alalım lütfen. Teşekkür ederim hocam. Burada tabii Ayten hocam, Nazmiye hocam ve diğer hocalarımızın hani böyle bir toparlama yapmak durumundayım. Özür diliyorum kendilerinden. Sizlerin tabii ki görüşlerinden de hareketle. İlk gün Cemal hocamız, ondan sonraki yine takip eden her dört oturumda da gerek materyal, gerekse de hizmet içi eğitimlerde ve aynı zamanda da bu aslında iki dilli çocukların, öncelikle ailelerin bilinçlendirilmesinde çok fazla hani bilgiler ve çok güzel bilgiler paylaşıldı. Fakat yine biraz önce söylenildiği üzere de en önemlisi aslında ilk etapta bunların sadece iki saat içinde gerçekleştirilemeyeceği ve saatlerin uzatılması gerektiği. Bu doğrultuda tabii ki yetkili bakanlıklar ve Almanya'da da eyaletlerin devreye girmesi nedeniyle nasıl çözümler bulunur, burası tartışılır. Biz de bu iki saat içerisinde, evet, en son Yunus, özür dilerim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 155 bin kitap basması çok büyük bir kazanç ki hizmet içi eğitimlerinin formatı da değişti. Çok daha zengin içerikli giden öğreticiler çok daha bir hani eğitim kapsamı içerisinde gidiyorlar ve yeni şeyler, kurallar ya da kriterler getiriliyor. Fakat yine de bunların çözüm bulunması sürecinde çok daha hızlı ilerlenebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim Meltem Hocam. Ben tabii kapanış serüveninde fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Enstitüsü bu 7.sini yaptı. Göçün 60. yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe öğretimi diye. Aslında mühim bir konu. Şu açıdan belki açık konuşmasında da dile getirmeye çalıştım. Yani yabancı dil olarak Türkçe öğretimini bir kere Almanya'da başlattık. Modern zamanlarında daha derin bir şekilde. Yani Ankara Üniversitesi'nin temeli vesaire falan, oradaki bir hareketlenmeden sonra ya böyle bir konu var, bu iş artık yeniden akademinin gündemine gelmeli diye başladı. Yani Hengirmen hocaların yaptıkları ve ondan önceki Aksın hocaların yaptıklarını düşünürsek, yani böyle bir mecburiyet sebebiyle başladı ve bu alanı yeniden keşfetmeye mecbur kaldı Türk akademileri. Yani onun için Almanya'da Türkler ve Türkçe öğretimi bu bakımdan da önemli. Tarihsel süreci evreleri dikkate aldığımızda bu aşamada Marcel Hoca da adını bugün yine zikrettik. Diğer hocalarımız da, Semih Hoca da dahil olmak üzere, herkesin emeği var bu konuda. Yani herkes kademelendirmede bir rol oynadı. Onun için şimdi bir seviyeye geldik. Artık kurumlar harıl harıl çalışıyor. Hocalarımız çok üretken vaziyetteler. İçerikleri değiştiriyorlar.
geliştiriyorlar, daha bilinçli bir şekilde toplum işte hareket etmeye çalışıyor. İşin politik yönünü bugün Ahmet Ulusan Hocam çok net bir şekilde çok kültürlüğe doğru nasıl evrildiğini, Almanya zemininin nasıl değiştiğini anlattı. Bunların hepsi bir süreç sonunda gelen şeyler. Ve bu süreç devam edecek anlaşıldığı kadarıyla. Çok kültürlük ve bu ölçüde dünyada evrilecek, biz de evriliyoruz. Ve bu akademik alan yeni keşiflere, yeni çalışmalara zemin hazırlamış vaziyette. Onun için Türkiye Araştırmalar Enstitüsü'nün böyle bir konuyu seçmesi de isabetli oldu bu sene. Bu konunun gündeme getirilmesi hususunda Mikail'in gayreti vardı. Ben şimdi kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra başka konularda, buna benzer konularda çalışmalarımız devam edecek. Biz farklı alanlarda sempozyumlar yaptık bu zamana kadar bilen biliyor arkadaşlarımızdan. Ama yabancı dil olarak Türkçe öğretimini programımıza aldığımız andan itibaren 2012'ydi. Çok ciddi ilerleme kaydettiğimizi de ben düşünüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 70 ya da 80 civarında tez yüksek lisans doktora dahil olmak üzere geliyor gelmek üzere ya da bir kısmı sanıldı bu, bunlardan. Ve bu alan sadece Almanya'da Türkçe öğretimi değil, diğer alanlarda da yabancı dil olarak Türkçe öğretimini önemsediğimizin bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. Onun için ben fazla uzatmayacağım. Bu geç vakitte Cuma günü işte 2,5 saattir aşağı yukarı sabırla dinliyor arkadaşlar. Sabırla bu katılımı sağlıyorlar. Bir dahaki sempozyumda inşallah başka bir konuda ama dil konusu, ama tarih konusu, ama kültür konusu yeni bir tema üzerinden görüşmek ümit ve temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırma Enstitüsü olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalar kısa zamanda toparlanacaktır ve bir metin halinde yayınlanacaktır. Bundan eminiz. Çünkü böyle yayınlanmadığı zaman işte tabii dijital ortamda kalması çok önemli ama ete kemiğe bürünmesi de çok çok önemli. Bu arada hem rektörlüğümüze o açılış konuşmasını yapmak üzere katıldılar. Hem Yunus Emre Enstitüsü'nün değerli başkanı Şeref Ateş Hocama hem de Yurt Dışı Türkleri ve Akraba Topluluklar Başkan Vekilimize ve başkanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kurumlar baki, onların sayesinde üniversitelerin işte eğitim ve araştırmaya ayırdıkları personel ve verdikleri önem sayesinde bu çalışmalar devam edecektir. Ben bu dileklerimle hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.